Efendim hayırlı akşamlar. Derin Kutu'yla karşınızdayız. Bu hafta karşınızdayız ama uzun süreli bir dizi şeklinde bundan sonra karşınızda olacağız. Kamuoyunda sıkça dile getirilen paralel yapı. Paralel yapı deyince nereden bahsedeceğiz? Türkiye'den mi? Hayır. Bütün aslında Avrupa'yı, Asya'yı, Orta Doğu'yu, Afrika'yı kuşatmış bir paralel yapıdan bahsedeceğiz. Dolayısıyla bu paralel yapıdan bahsetmişken Nurettin Veren. Nurettin Veren deyince kamuoyunda şüphesiz ki tanıyorsunuz. Paralel yapının da bir özelliği var. Fedai tarzı insanlara hep ihtiyaç duydu. Sanırım 1995'e kadar da Nurettin Bey'i de o amaçlarda kullandılar. Ancak burada artı çizilmesi gereken bir konu var. Nurettin Bey'i o günkü şartlarda tehlikeli ve sinyali gördükten sonra da yolları ayırdı. Ayırırken de Fethullah Hoca'nın şifreleri diye baş muavini Nurettin Veren anlatıyor diye bir kitap. Bunu biliyorsunuz. Ancak bunun hemen arkasından da sonra Trova atı kuşatma denilen bir kitap var. Bu kitapta da detaylı bir takım bilgiler var. Tabii biz bu bilgilerin bu kitapları konuşacağız ama kitapta yansıtılmayanları konuşacağız. Kamuoyunun beklentisini karşılayacak şekilde konuşacağız. Nedenli büyük bir operasyon yapıldığını konuşacağız. Karanlık kapıların ardındaki veya kirli ilişkileri konuşmuş olacağız. Buradaki yayın ilkelerimizin en önemli amacı şu. Evet, bu yayın ilkeleri doğrultusunda biz bunları konuşurken ülkemizin bekası açısından nedenli bir tehlikeli oyunun içerisine sürüklendiğimizi konuşacağız ve kamuoyunu aydınlatmaya çalışacağız. Siz değerli izleyicilerimizden soru ve görüşleriniz ve bildikleriniz varsa da bunları ekranları başında sizlerle de paylaşmış olacağız. Efendim hayırlı akşamlar diliyorum, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sanırım uzun yılların birikmişliğini biz herhalde uzun vadedeki bir program niteliğinde ancak tüketebiliriz. Evet. 1966 yılında başlayan bir serüven var. 1966 çok 2016. Önemlidir. NATO Paktı'nın kırmızı çizgileri Türkiye üzerine organize edilirken 2000'li yıllara kadar geldiğimizde evet o Truva atının içeriden fethedilmesiyle ilgili bütün planları da konuşmuş olacağız. 1960 darbesi 66'daki olgunlaşmayla başlayalım. Evet. 1960 yılı itibariyle cemaatin fiili kuruluş amaç ve felsefesi denilen bir olay var. Neden 1966 veya 1960 darbesinden sonra bölgede ciddi birilerine bu Truva atı görevini üstlenen birileri vardı? Neden 1966 dediğimizde söz sizde dinliyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Cenab-ı Hak doğruları söylemek ve hak ve hakikata tercüman olmayı bize nasip etsin. Maksadımız milletimizin kafasındaki karma karışık duyguları netleştirmek, hiç kimseyi karalamak veyahut da kimseye iftira atmak şeklinde bir program yapmak değil. Yıllarca milletimizin binbir ümitle, beklentiyle peşinden koştuğu dünya muvazenesinde bir millet olma, dünya muvazenesindeki eski pozisyonunu alma hayaliyle, karınca adımlarıyla da olsa başladığı bir küçük hareketin herkesin kalbinde tuttuğu bir yer vardı. Ve hepimiz buna canla başla peşinden koştuk ve bugün maalesef büyük bir hayal kırıklığı ile milletimiz bir çöküş ve bir karmaşa, bir zihin bulanıklığı yaşıyor. Yani en yakın aile içi münasebetlerde şahıslar, aileler parçalanıyor. Herkes akrabalarına, arkadaşlarına şüpheyle bakıyor. Kimin ne maksatla ne olduğunu anlamak mümkün değil. Bütün İslami hareketler dahi birbirinden kuşku duyar bir vaziyette, işin içinden çıkılmaz bir karmaşa var. Çünkü esas zor olan şey, pirinç içerisinde beyaz taşı bulmaktır. Bu iş o kadar birbirine yakın şekilde, bugün
köşedeki yazımızda da belirttiğimiz gibi zehirin ortağı bal. Yani bu işi ayırt etmekte insanlarımız çok zorlanıyor, çok şaşkın bir vaziyette. Bir kısım bu işin dünyanın en mükemmel ve hayırlı bir işi olduğunu söylüyor. Bir kısım da PKK'dan 100 kat daha tehlikeli, terörden 100 kat daha tehlikeli bir yapılanma meydana geldiğini, sadece Türkiye'yi değil, dünyanın tamamında endişe uyaracak bir hakimiyet kurmak istenen Siyonizm gibi, Masonluk gibi bir gizli teşkilatın varlığından endişe ediyor. Ben bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim, 2004 yılında Belçika Devlet Televizyonu Pera Palas'ta gelip özellikle bizimle randevu alıp bu işin aslı nedir diye 3 saat kadar bir canlı çekim yaptı Pera Palas Oteli'nde. Ki Pera Palas Oteli önemli bir otel. Önemli bir otel. Ben de dedim ki ve onları orada bir hafta beklettirdim. Gelen ekibi. Ekip Türk ama Belçika vatandaşı. Dedim niçin yani Belçika Devlet Televizyonu araştırdım ki. Yıl kaçtı? 2004. Evet. O sırada ben Kanal Türk'te ve diğer televizyonlarda konuşma imkanı aradığım bir zamanda hiçbir televizyon bizi konuşturmadığı için maalesef sadece Ulusal Kanal'da imkan tanımıştı. Orada da konuştuk. 100'e yakın program yaptık. Oradan duymuşlar, işin içinden olup da program yapan ve Türkiye'deki bütün gazetelerde röportaj yaptım. Bütün dergilerde de röportaj yaptım. Gelip Belçika Devlet Televizyonu bizden bir röportaj aldı. Dedim ki niçin Belçika Devlet Televizyonu bundan ilgi duyup merak ediyor? Belçika'da dedi çok Türk vatandaşı var ve bu yapılanmanın orada da uçları var. Biz devlet olarak bundan bir zarar görür müyüz veya bu işin aslı nedir diye sizden ilk ağız olarak duyalım diye geldik. Şimdi şunu vurgulamaya çalışıyorum. Belçika Devlet Televizyonu 2004 yılında bu yapılanmadan ne zarar görürüm diye bir merakla Türkiye'ye ekibini gönderip bizden çekimle bu kaydı alıp gidiyor. Ben esas orada cemaatin içerisindeki eski arkadaşlarıma, başındaki Gülen'e yaptığımız işin trenin raydan çıkmak olduğunu anlatmak için muhalefet ettim. Fakat şunu şu şekilde bastırdılar. Nurettin Veren'in bir takım beklentileri olduğu için Gülen'e muhalefet ediyor. Kendi siyasi ve ticari emelleri adına arayıp da bulamadığı menfaatleri adına yapıyor diye bizi itibarsızlaştırdılar, sesimizi kıstılar. Halbuki herkes o gün itibariyle araştırsın, tekrar baksın, bizim 50 yaşına kadar hiç ikamet edeceğimiz bir evimiz dahi olmadı. Bunu cemaatin Peki içindeki hocam. İnsanlar da biliyor, evet. Dışarıdaki arayanlar da bizi cemaattan attıktan sonra, burası çok önemli, cemaatin içerisinde bu aforoz mektubu, biliyorsunuz burada bir aforoz mektubu var. Evet. Onu bu tarihe kadar bizim hiçbir evet, mal varlığımız olmamıştır. Bizi attıktan sonra kendi geçimimizi sağlayacak bir iş yapalım derken kurmuş olduğumuz Aras Kargo acenteliğine aldığımız kargo arabaları Nurettin Veren'in Mercedesleri diye Gülen'in sayfasında yayınlandı ve biz itibarsızlaştırdık ve iftiraya maruz kaldık. Halbuki ben burada özellikle hem arkadaşlar rejiden verirse ben de burada yanımda getirdim ve altını da çizdim. Kameraya şöyle tutarsanız. Evet. Bu 1990 yılında verilmiş Feza gazeteciliğin sınırsız ve süresiz gazetenin her şeyini, bütün bankalardaki paralarını ve gazeteyi, televizyonu, her şeyi almaya satmaya yetkili bir belge. Yani Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bütün bankalardan hesap açmaya, açılmış hesaplardan. Diğerini de gösterelim hocam. Şöyle. Evet, noter o. Evet. Tamam. Bu benden peki. Önce de. Tamam. Benden önce bana intikal eden İlhan İşbilen. Yani cemaattan arkadaşımız daha önce de milletvekilliği yapıp şu anda cemaattan dolayı cezaevinde bulunan arkadaşımın bana devrettiği bir yetki.
sınırsız ve süresiz bir yetki. Biz bu yetkiler dahilinde bu kadar geniş imkanlarla hiçbir evimiz olmadı, hiçbir mal varlığımız olmadı. Cemaattan kovulduktan, atıldıktan sonra kendimize bir iş kurma amacıyla aldığımız 3 tane taşıma kargo aracı bize iftira olarak Nurettin Veren'in iftiraları ve çekleri karşılıksız çek kesti iftiralarıyla sesimiz itibar. Yani sizi itibarsızlaştırma noktasında bütün entrikaları devreye aldılar. Evet. Şunu o zaman hocam, profesyonelce bu cemaatin bir özelliğini anlıyoruz. Evet. Birisini hedefe koyacaksa bütün planlarını kusursuz olarak şimdi işliyor. Şimdi kamuoyunda bu söylenenlere üzerinde tartışma meydana getirmiyor. Şahısın kendisiyle uğraşıp kendisini aklamayla enerjisini tüketip kendisine saldırmasın diye ona bir takım yaftalarda bulunuyor. Daha evvelki değişik televizyonlarda iş adamlarının rüşvet almak ve onları köşeye sıkıştırmak için değişik yaftalarla o insanlara töhmet altında bulunacak ayıpları yapıştırıyor. Ondan sonra da gidip o insanlardan bir takım taleplerde bulunuyor. Peki, yani, o zaman şöyle bir şey hatırlatmama müsaade edin. Tabii. Biliyorsunuz Genç Parti diye bir parti vardı ve başında da Cem Uzan vardı. Cem Uzan'ın bir özelliği vardı. Cem Uzan'ı kaset furyasıyla biliyorsunuz bu cemaat onu ilk hedefe koydu. O zaman anlıyoruz ki aslında Cem Uzan'ın da arşivini olgunlaştıran cemaattir diye bir algı çıkıyor ortaya. Evet. Çünkü o süreçlerde emniyet istihbarat kayıtlarının tamamının içerisinde Cem Uzan'ın da o süreçte kasıtlı olarak bu gibi tarz ve yöntemlerle de planlanan kusursuz bir şekliyle böyle bir oyunu görüyoruz. Tabii o gün ona karşı ne uyguladıklarını bilemiyorum fakat kendilerine %100 tabi olmayacak hatta %10'luk bir pay olarak idareyi maslahatta bulunacak yani %100 değil de %90 itaat edecek olanı bile affetmez. Ha, bu kadar şey. Bu kadar peki, katı. Profesyonelce bir şeyi anlıyoruz. Bu profesyonelce yönetim sistemi anlıyoruz ki hakim ve savcılardan, emniyet ve jandarma iç istihbaratına kadar kolektif bir güç vardır. Evet. Eğer güçler dengesine baktığımız zaman burada bu güçler olmamış olsaydı cemaat bu denli kararlara girmezdi. Evet. Değil mi? Tabii. Bunu anlıyoruz ki sizin bahsettiğiniz 1966 yılından itibaren 1994-95 yılına kadar geldiğimizde uzun bir vadede kader birliği yapmışsınız. Evet. Belki izleyicilerimiz şunu sorar. Ne oldu da bir anda ters düştünüz vesaire sizi itibarsızlaştırmaz, sınırsız bir vekalet süreci var sizde ki burada STV'nin ve zamanın imtiyaz sahibisiniz. Yurt dışındaki 7 tane üniversitenin kurucususunuz. Birçok cumhurbaşkanı ve başbakanın protokollerinde görüşüyorsunuz ve birinci derecede bir numaralı bir elemanı olarak gözüküyorsunuz. Size en çok güvenen ve itaat eden bir yapı ne oldu da? Evet. Önümüzdeki sevgili izleyiciler, önümüzdeki süreçlerde de bunları bir bölüm halinde sizlere sunmaya çalışacağız. Çünkü öyle bilgiler var ki, evet kamuoyunun da az önce hocam da ifade etti. Mazlum ve mütedeyyin insanlar son derece saf ve temiz duygularla tam 40 yıldır, 50 yıldır sömürülmüş. Bunu anlıyoruz. Evet. Değil mi? Şimdi şöyle diyelim isterseniz, sömürülmekten daha çok aldatılmış. Aldatılmış. Yani, peki, şimdi, daha doğru bir ifade. Daha şöyle detaylara girersek, 1995 yılına kadar ortada kurumsal olarak bir yapılanma yoktu. Ama ben birazdan size şunu soracağım. Evet. 1966 yılı itibariyle sizi nasıl evet. tanıdı, evet. niye sizi seçti veya sizde ne cevher vardı, neden sizi o kadar sadakatli bir arkadaş, yol arkadaşı evet. olarak tespit etti? Şimdi ben bunu geçen bir daha önce yayında ifade değinmiştim ama evet, belki programı bir daha yeniden başladığımız bu dizi haldeki programı bir insicam içinde götürmek için bir daha tekrarlayalım. İyi olur. 1966 yılında bizim hasbel kader yani yakında bulunduğumuz benim taksicilik yaptığım bir dönemim var. Gece üniversiteye gidip gündüz taksicilik makine yaptım. Makine mühendisliği okudunuz. Evet, üniversiteye yeni girmiştim.
Gülen de o sene gelmişti Kestane Pazarı'na. Onun orada arkadaşa ve sağa sola koşacak ele kola ihtiyacı vardı. Biz de çekirdekten, aileden böyle klasik bir namaz ve cumalara gidecek bir aile yapısında Kestane Pazarı cumalarına gittiğimizde Gülen'le tanıştık. Evet. Tabii 1966 senesinde dindar bir nesil yoktu. Sadece Kur'an kursları dahi çok sınırlıydı. İzmir'de bildiğim kadarıyla Kestane Pazarı Kur'an kursunun dışında yok denecek kadar dini eğitim veren bir kuruluş başka yoktu. Hele hele lise ve üniversite talebesi seviyesinde hiç yoktu. Gülen bizi caminin içerisinde birkaç arkadaş böyle genç görünce bize ilgi gösterdi ve bizimle arkadaşlık kurdu. Bize bir çay ikram etti. Kendisinin yeni geldiğini ve İzmir'de böyle bir dostu, ahbabı olmadığını, ilk defa geldiğini ve burada kalacağını söyleyince bizimle bir arkadaşlık teması içerisinde oldu. Bu arada da Kestane Pazarı Kur'an kursu ilkokul çocuklarına, yani ilkokulu bitirip İmam Hatip orta kısımdakilere eğitim veren yatılı 50 talebelik kadar bir küçük cami altındaki Kur'an kursuydu. Şimdi evet. Gülen'in amacı da, hedefi de lise ve üniversiteye İmam Hatip camiasının dışında bir talebe kesimine hitap etmek ve onları yanına çekmekti. Buna da biz vesile olduk. İşte geçen toplantıda, konuşmada söylediğimiz gibi İlhan İşbilen, Ali Candan gibi ilk çekirdek kadro, 2-3 arkadaş. Gülen'e yakın, gidip gelmemiz de çok yakın. Cami ile bizim bulunduğumuz yer çok yakın. Ve ben gece üniversiteyi bitirdim. Gündüzün taksi şoförlüğü yaptım. Taksinin olması da bir avantajdı Gülen için. Sağa sola gitme imkanı olabiliyordu. İlhan İşbilen de İzmirli, aynı mahallede oturduğumuz için onun da çevresi çok, seyyar berberlik yapıyordu. Esnafla diyaloğu çok iyiydi. Dolayısıyla hocanın caminin kutsiyeti ve vaiz olarak halkın içinde bir itibar kazanmasıyla bizim de onun etrafında pırıl pırıl gençler olarak, üniversite gençleri olarak tabii halkta büyük bir ilgi, evet, alaka uyandırdı. Ve burada bir incizap, bir cazibe, bir çekim kuvveti oluştu. Yani yıllarca askeri dönemlerde çok baskı altında kalmış 163. madde var. Bu 163. maddeye göre 5 kişi bir araya geldiği zaman bir örgüt kurma suçundan büyük eziyetler görüyordu. Buna rağmen millet bu baskıların arkasında böyle bir çekirdek kadroyu görünce sanki bir fevkalade bir başarı ortada varmış gibi bu işin etrafında kümelendi. Allah'ın bir lütfu oldu. Ben onu anlatmıştım geçen şeyde, kademe kademe. Biz 1966'daki arkadaşlığımızdan 1970'e gelinceye kadar 4 senede İzmir'in içinde 15 tane evimiz oldu. Kiralık varoşlarda çok kötü durumdaki gecekondu evler. Ve o evlerin her birisi... O zaman himmet paraları yoktu tabii. Daha henüz himmet veya hizmet diye bir şey yok. Sadece içinde 5'er 6'şer arkadaşımızın kaldığı 15 tane evimiz vardı. Ben bunları tekrar tekrar söylüyorum ki bugün dünyanın değişik yerlerinde oturmuş, kurumsallaşmış bu hizmetin içinde bulunan cemaat mensupları, cemaat müntesipleri bu işin 1966'da nereden ve ne kadar küçük adımlarla başladığını bilsinler. Çünkü 50 sene sonra bu işin içine girenler işin bu kısmını bilmiyorlar. Bizim özellikle izleyicilerimizin de belki de çok merak ettiği konuların başında bu gelir. Evet. Sizin o temel olarak attığınız bir süreç var. O sürecin perde arkasındaki genç jenerasyon bilmez bunu. Veya son 5-10 yıl içerisinde olanlar bunu bilmez. Evet. Amaç ve faaliyetlerini bilmez. Bir devletin kuşatma altındaki hükümlerini bilmez. Veya bunu okuyanlar da soru işaretleriyle düşünebilir haklı olarak. Çünkü geniş teferruatlı bir yapıya izah zorunluluğu var. Dolayısıyla burada 1966 yılından itibaren başlayan sürecin basamak basamak olarak sizlerle muhtemelen paylaştığı düşüncesi de vardır. Çünkü derin bir sır olarak bu kadar kusursuz bugüne kadar geldiyse
Muhtemelen cımbızla size ancak birkaç cevap vermiş olabilir. Evet. Sizin özellikle o süreçlerde çıkış noktanızda... Şüphelendiğimiz şey bugün bakıp da ancak onu değerlendiriyoruz. Onu kavrayabiliyoruz. Çünkü... Peki o günkü şartlarda nasıl bir yapılanmaydı bu? Evet. Bu kadar şimdi tabii o gitti. Gün biz yaş itibariyle 16-17 yaşında olduğumuz için... Kavrayamıyoruz. Veya en büyüğümüz işte İlhan Bey mesela benden 2 yaş büyüktür. Bir arkadaşlar da ben yaştayız. Toplam hepimiz yani 4 sene içinde 15 evde... Beşer kişi olsa 70 kişiyiz, 75 kişiyiz. Bu evet. Arkadaşların hiçbirisi bizim bu işimizin perde arkasında ne var diye şüphe edecek, soracak bir durumumuz yok. Devletin yurt imkanlarından faydalanamayıp köyden, kentten üniversite okumaya gelmiş bir avuç insan. Endişe edecek bir yapılanma da yok. Fakat sadece o gün için sol sağ hadiseleri var üniversitelerde. Yani ülkücüler... Ve solcular, Marx, Lenin duvarlara yazanlar, İzmir'in kepenk kapattırılan, tatbikat yapılan şeyleri var, günleri var. Üniversitelerde, çarşılarda, sanayi sitelerinde ve duvarlarına Marx, Lenin, Mao yazılmayan ev yok o dönemde. Bizim hatırladığımız tek şey ülkemiz komünist olmasın diye biz gayret ediyoruz. Bir kısım da ülkenin kurtuluşu solcuların eliyle olacak diye bir grup var. Yani sağcı solcu çatışması varken Gülen bizi Komünizmle Mücadele Derneği dergileriyle bir de İzmir'de bir iki çeşmelikte Baha Kitapçı'nın Komünizmle Mücadele Derneği diye küçük bir yer vardı büro gibi. Yani biz açıkçası komünizm korkusuyla daha çok onu göstererekten sıtmaya razı edip yani... Belki açıkça bir Amerikancılık teklif edilmedi ama komünizm için şöyle diyordu. Komünizm hiç ayakta keser, Amerika ise hiç olmazsa narkozlar bayıltır da keser. Yani bu mukayeseyi çok yapmıştır. Bizi adım adım, ben bugünkü yazımda da dedim ki, hutuvat-ı şeyatin, şeytan açıkça insanın karşısına çıkıp da insanı günaha davet etmez. Vesveselerle ve küçük küçük adımlarla veyahut da bu kadardan bir şey olmaz diyerekten insanı bir yere sürükler. Evet. Biz de o gün yavaş yavaş belki bu tarafa doğru çekildik, sürüklendik ve ileriki tarihte şu noktaya geldik. Yeryüzü gemisinin kaptanı Amerika'dır, bunu kabul etmemiz lazım. Kozadan Kelebeğe kitabında ve yaptığı röportajlarda, Nevval Sevin diye yaptığı bir röportajda bu geçiyor. Yani... Yeryüzü gemisinin kaptanı Amerika'dır kabullenmesini cemaate açıkça söylemiştir. Ne zaman? 1966'da komünizm tehlikesi var derken açıkça söylenecek bir söylem haline gelmiş, olgunlaşmış. Amerika yeryüzü gemisinin kaptanıdır. Biz de o geminin kaptanının emrine amade olmamız lazım noktasına açıkça gelmiştir. Yani Trova'yı orada iyi işaret etmişsiniz. Evet. Ve bu artık cemaatin gidip oraya yerleşmesine hatta Amerika'dan Amerikan gemisinden Türkiye gemisine bomba atmada beis görmeyen kadrolar yetişmiştir. Ben bir tane bir anekdot bu arada belki güncel bir şey diye. Çok üzüldüğüm bir şey. Bu Zaman Gazetesi'nde hatta daha önce sızıntıda deneme yazıları yazan. İyi sızmış bu sızıntı. Evet. Bizim bir gençlerden birisinin yazısını okudum. Dünkü yazısını. Ve şuna üzüldüm, yazısının içeriğine bakmadan. Ali Halit Aslan, bu kardeşimizin 1970'li yıllarda yazdığı deneme yazılarında, ben de biliyorum, nüfusundaki soyadı da Ali Halit Aslan Türk. Amerika'ya gidip Amerikan vatandaşı olunca ve Amerika gemisinden Türkiye gemisine bomba atmaya başlayınca soyadından Türk'ü kaldırmış. Ali Halit Aslan, Türk yok. Çünkü Amerika'dan Türkiye'ye bomba atan bir adamın soyadının içinde Türk olması çok muteber değil veya Amerikalıları incitebilir. Kendi soyadını inkar eder bir yazı, müstahar ismi kullanıyor. Ali Halit Aslan, kendi adını ifade etmekten kaçınır bir takiye yapar duruma girmiş. Bir ikincisi de gene... Başka bir anekdot. Tabii biz orada hep... özellikle o yazıda bahsettiniz.
Bu yazıda da vurduğu şey şu. Burada da Amerikan gemisinden Türk gemisine bomba atıyor. Tamam, diyor füze ki, atıldı. Diyor ki ifade olarak biz niçin DAEŞ'e karşı tavır alarak Amerika'yı küstürdük ve incittik? Bu diplomasi. Niçin DAEŞ'e karşı tavır alarak? Amerika'yı niçin incitiyoruz? Yani Amerika PYD terör örgütü değil diyorsa biz bunu niye kabul etmiyoruz? Ne Amerika'yı küstürüp karşımıza alıyoruz? Peki, yazının içeriği peki, bu biraz ağır bir bu. Tabir olacak. O zaman Amerika evet. Eşiyle ilgili bir şey olduğunda onu da söyleyebilecek mi? O cevabı nasıl verebilir? Şimdi soyadını ifade etmekte beis görmeyen... Hayır, ben özür diliyorum. Kamuoyunun da takdirine sunuyorum. Şimdi şöyle bir şey. Amerika onun eşiyle ilgili bir şey söyleyecek. Namus kavramı denilen bir şey. Bu ülke de bir namustur. Evet. Örneğin ben bir yurttaş olarak bu ülkenin bana bir emanet veya çocuklarıma emanet olduğuna en azından şu kadar bir evet. Namus ve hasiyet kavramı varsa onu sorgularım ve taşımak zorundayım. Çünkü ülkem. Evet. Peki Amerika ki demek ki bu gibi insanlarda şeref ve namus kavramı üzerinde şimdi bir şey inşa edilecek bir şey kalmamış. Tabii şimdi bakın 1966'dan aldık 96'ya tamam. Geldik ve bu kademe kademe yani o gün için komünizme karşı biz bu taraftayız derken evet. Az evvel ne dedik? Şeytanın adımları ve fısıltıları evet. Bir müddet sonra farkında olmadan bizi hangi noktaya getiriyor? Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Burada baştan itibaren böyle bir çıkış yok. Çünkü biz arkadaşlar ya yeniler duysun. Biz kot pantolon giyeni yurtlarımıza almadık ve kendimiz kot pantolonu giymedik. Hiç kimse kola içmedi. Evet. Hiçbir arkadaşımız hocanın talimatıyla kravat takmadı, kısa kollu giymedi, ceketsiz sokağa çıkmadı. Takva olmak için hiç kimse, yani bu örtü mevzunda da söyledim, eşlerini peçesiz sokağa çıkarmadı, eldivensiz. Biz burada zıtlıkları karşılıklı mukayese ederek nereden nereye demek için program yapıyoruz. Evet. Yani doğru. Şunu diyoruz, Fethullah Gülen o günün beyaz dediğine bugün siyah diyor, bugün siyah dediğine o gün beyaz diyordu. Biz bunun hangisiyle amel edelim? Ben bir yazımda da dedim ki, o gün mü Kur'an'ı tersinden okuyordu, bugün mü Kur'an'ı tersinden okuyup fetva veriyor? Şimdi eğer arkadaşlar rejiden verebilirlerse, varsa, Gülen'in kadınların üniversiteye girip ileride hizmet etme bahanesiyle bu başörtüsü mevzuunda eylemler yapıldığı bir dönemde, 1996, başörtünü 97, çile çeken kardeşlerimizin çile çektiği dönemde söylediği şey şu, başınızın örtüsünü açmayın, İleride büyük hizmetler yaparım diyerekten üniversiteye girme bahanesiyle başını açan, saçının bir telini gösteren insan cehennemin alevlerinden kurtulamaz. İlerideki yapılacak meşkuk bir hizmet için bugün açık bir haram irtikap edilmez. Bunu diyebilecek. Bunu verebilirse arkadaşlar. Sevgili yönetmenim, Nurettin Bey'in bahsettiği 90'lı yıllardaki olan. Hoca konuşuyor. Evet. Yani diyor ki saçların bir teli bile görünmesi haramdır. Bir teli. Peki, burada bir konuşması var. Teşekkür onu bulurlarsa. Ediyorum. İkinci bir şey de aradan geçen strateji ve takiye icabı devletin içine sızma dönemine gelindiğinde. Yani bu 90 öncesi. 86-90 sonrası askeriyenin içerisine, mülkiyenin içerisine sızılacağı zaman söylediği şey de şu. Başörtüsü imanın erkanından değil, bir füruattır, teferruattır. Bu kadar üzerinde ısrar edilecek bir konu değildir. Peki birçok subay özellikle 28 Şubat'ta orduna atılan, ihraç edilen veya daha önceki yaşlarında Hoca Efendi'nin yine önemli hutbeleri var, fetvaları var. Gülen'in gerek... diyelim. Nasıl? Gülen'in diyelim. Gülen diyelim. Biz hoca çok kibar davranıyoruz galiba. Evet. Peki. Evet. Bize yakışan dilden biz konuşalım ama bazen onu da zorumuza gidiyor. Yutkunmak zorunda kalıyoruz. Özellikle bu noktada birçok subay der ki bize zarflar içerisinde mektuplar gelirdi. Ki muhtemelen de yarın o konuyu işleyeceğiz. 28 Şubat mağdurları Aslan ve Aster'in yöneticileriyle birlikte bunu konuşacağız. Evet.
Gerekiyorsa bir şarap kadehini bile dahi elinize alabilirsiniz. Tabii. Veya yudumlayabilirsiniz. Bu önümüzdeki hedefleriniz açısından hizmettir noktası. Evet. Bunu söyleyebilecek kadar takva üstü bir insandı demek ki, öyle evet. mi? Şimdi, nasıl anlıyoruz bunu? Tabii bu taktikleri ayrı bir program içerisinde, yani belli bir mevziyi ele geçirmek için bütün her yapılacak şey her şey mübahtır. İşte başörtüsü de esasen o tezatları biz burada sergileyebilsek, 90 öncesi vermiş olduğu... Onu hazırlıyor arkadaşlarımız evet, bu arada. 90 öncesi vermiş olduğu sohbetinde o kadar ısrarlı ki başörtüsünde. Evet. Yani saçının bir telinin dahi görünmesi için 10 tane üniversiteyi feda etmek lazım diyen evet. bir Gülen görüyoruz. Fakat daha sonra askeriyenin, mülkiyenin ve yargının içine sızmanın adına, onun kahramanlığı adına başörtüsünün dinin esaslarından değil sadece bir füruattır. Yani olsa da olur, olmasa olur diyebilecek kadar çok keskin U dönüşleri yapıyor. Bu arada hocam, 1966 yılındaki tanışmayla birlikte geldiğiniz İzmir, Kestane. Neden öncelikle İzmir? Şimdi İzmir tabii bu şekliyle tabii güzel oluyor. Hem bugün güncel konulara da değinmiş oluyoruz, hem de İşin serencamını baştan itibaren de alıyoruz. Hoca çok önceden, yani tahmin ediyorum 13-14 yaşında Alvarlı Efe Hazretleri'nin yanında Erzurum'da bir şeyler okumuş. Tabii 12-13 yaşına kadar ne okuyabilir bir çocuk. Fakat o kadar kendinde büyük hedefler ve hırslar var ki, birincisi kendisinin olağanüstü bir kişilik olduğuna inanıyor. Ailesi de öyle olduğuna inanıyor. Yani onun olağanüstü kişiliğine annesi, babası, kardeşleri inanıyor. Kendisi de inanıyor. Yani bu bir ifrat tefrit veya kendisinde bir hastalık mıdır? Veya o günden itibaren olağanüstü bir kişilik midir? Bunu millet kendisi şey yapsın. Diyor ki ben 12-13 yaşındayken camide vaaz ederdim, babam da dinlerdi kürsünün önünde. Veya benim sofrada bir yerim vardı. Bunun tanıkları vardı. Var mıymış? Efendim? Tanıkları var mıymış o süreçte? Oradakilerin hepsi de öyle doğruluyor, kardeşleri, ailesi. Onun oturduğu yere sofrada kimse oturmaz. Bunu ondaki özel bir kabiliyet ve özel bir istidat olarak sunuyorlar. Yani böyle davranması bir çocuğa göre anne babaya karşı suyu edep mi? Yoksa bir olağanüstülük mü? Onu da değerlendirmek lazım. Yani bu bir psikolojik bozukluk mu? Yoksa gerçekten bir kişilik fevkaladeliği mi? Bunu psikologlar... Mehdi Aleyhisselam geliyor diye algılamasınlar. Yani anne babanın bakışı da bu. Anne babada da bir takım şeyler var. Mesela ben diyor 4 yaşında, 5 yaşındayken namazı kılmadan yattıysa Allah'ım bunun sabaha cesedini soğuk bulayım diyor annesi. Annesinin de tutumu bu. Yani bu bir fevkalade dindarlık mı? Yoksa 5 yaşında bir çocuğun yatsı namazını kılmadan yattıysa anne nasıl evladına ölsün diye beddua eder. Ama biz bunları hep hocanın olağanüstü kişiliği olarak dinledik senelerce. Ve inandırıldık çekirdekten itibaren. O gözyaşlarını kime dökse inanır ama. İnanır. Şimdi biz tabii bir anekdot alalım böyle, bir de bugüne dönelim. Biz insanların cibiliyetine, rengine, ırkına, soyuna, sopuna değil. Allah diyor ki, Allah insanların kalplerine ve amellerine bakar. Sadece kalbine değil, sadece ameline de değil. Amelle niyet ikisi beraber olması lazım. İkisi istikametteyse, ikisi Allah'ın istediği ölçülere uygunsa bir kıymet ifade eder. Yani benim niyetim var ama amelim yok. Bu bir şey ifade etmez. Belki niyeti kadar bir şey kazandırır ama o niyet amele dökülmesi lazım. Yani ben namaz kılmayı çok istiyorum ama ömrümde hiç kılmadım. Bu niyet ona çok az şey kazandırır. İkisi beraber olmaz. Namazın şartlarından birisi niyet etmek. Hem namaz kılmak hem de namaza niyet etmek. Şimdi bunun gibi biz bugüne gelirsek Gülen'in içinden geçeni biz bilmeye ve inanmaya mecbur değiliz. Fiillerine bakarız. Bugün dünyayı kan gölü haline getiren, gözyaşlarının sel olduğu bir dönemde, Arap Baharı diye bütün İslam dünyasını pasta dilimi gibi doğrayan,
Irak'ı, Suriye'yi mahveden milyonlarca insanı mahlukat gibi nereye kaçacağını bilemez hale getiren bir ABD'de oturan Gülen'in insanlar tarafından mazur görülecek hiçbir tarafı yok. Hangi iyi niyeti kalbinde olursa olsun. Dünyayı ve uzayı kurtarma niyetine sahip olsa bile bu zulüm karşısında ABD'de, Amerika'da, Pensilvanya'da ikamet etmesi hiçbir mazeret olarak görülemez. Kimse hüsnü zan etmeye mecbur değil. Bütün insanları bu şekliyle şüpheye düşüren, suizana düşüren, bir günaha sokan, bir Gülen bunun hesabını Allah'a verecek. Ben iyi düşünmeye mecbur değilim. O kalbinden iyi düşünüyordur. Onun orada oturmasında bir hikmet vardır demiyorum. Gülenizm herhalde bir sapkınlık şeysine, derecesine doğru gidiyor. Yani peki, şu fiili durumu biz konuşuyoruz. Şimdi aileler ikiye bölündü. Türkiye'deki arkadaşlarım diyor ki benim kızımın beyi paralelci, oğlumun hanımı cemaat karşıtı. Ve Türkiye içerisinde her kurumda herkes birbirine kuşkuyla bakıyor. İslami cemaatler birbirinden şüphe eder duruma geliyor. Bunun müsebbibi sadece Gülen'in Pensilvanya'da ikamette ısrar ve inat etmesi. Evet. Kimse iyi düşünmeye, hüsnü zan etmeye mecbur değil. Eyvallah. Yani ben hocam, bir meyhaneye bir arkadaşıma hak ve hakikati İslam'ı anlatmak için gidebilirim. Ama ben bunu prensip edinip bir sene hiç aralıksız hep bu niyetle meyhaneye gittiğimi söyleyip de insanlar da benim için iyi düşünsün diyemem. Bir gidersin, iki gidersin. Şimdi 20 senedir ve bilhassa Amerika'nın bu kadar yaptığı Orta Doğu'daki katliamlara rağmen Amerika'nın küsmesini işte Ali Halit Aslan Türksüz. Ona söylüyorum. Diyor ki tek adam tek parti diplomasisi. Kimi suçluyor biliyor musunuz? Hocam isterseniz niçin Amerika'yı küstürdünüz? Bir reklam arasına gidelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam gidelim. Tamam. Peki. Kısa bir reklam arası. Evet sevgili izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fethullah Gülen'in özellikle bu Amerika'da yaşaması, şatonun tahsisi, niye size bir başka ülke bir şato tahsis etmedi? Sizin ondan eksik bir şeyiniz mi vardı? Şimdi 1966'da söylediğim gibi Gülen geldiği zaman tahta çantası vardı. Tahta. Tahta. Eski valizler. Veya valiz. Valiz. Sandık. Hani, bavul diyelim. Bir de 7 sene giydiği pençeli ayakkabıları vardı. Hani zencilerin beyaz adama söylediği gibi bizim de taksimiz vardı ve üniversiteye giden bir talebeydik. Hani zenciler, beyazlar geldiği zaman diyor Afrika'ya, bizim zengin topraklarımız vardı, onların da İncil'leri vardı. Daha sonra diyor, bizim diyor elimizde İncil'ler oldu, bizim topraklarımız da onun eline geçti. Bu aynen buraya oturuyor. Şimdi yatağın altına pantolonunu serip ütüleyen Gülen, daha sonra Hoca Efendi Hazretleri oldu ve Kozadan Kelebeğe İmalı kitabında da anlattığı gibi gerçekten sadece manevi bakımdan değil, maddi bakımdan da Kozadan Kelebeğe, hatta hızını alamadı, kartal oldu. Ve kendisinin hakkında ben bir Kutbul Aktap diye bir yazısını eleştirdim. Kendi yazdığı, sızıntıda yazdığı yazılardan bir tanesinde Kutbul Aktap, yani kainat imamı demek. Kutupların kutbu. Yani kutup, yıldız kutup demek. Kutbul Aktap. Kutbul Aktap, yıldızların anası ve etrafında yıldızların döndüğü kainatın merkezi. Mehdi kendiliğine vahiy olunca bunu da demesi doğal değil mi? Yani ama Mehdiliği ayrıca kabul etmez Gülen. Onu da mı kabul etmiyor? Mehdiliği veya Hazreti İsa'lığı kabul etmemekle onu bir mütevazilik gibi sunar. Aslında o değil o mütevazilik. Onları küçük gördüğü için kabul etmez. Ha, üstü. Tabii. Yani onu uzun uzadıya bir şeyde alırız, kendi yazısından eleştiririz. Kutbul Aktaplığı o kadar gelişmiş bir mevki makam olarak gösterir ki peygamberlerin üstünde bir makam.
Nasıl? Bir de peygamberler üstü. Niçin peygamberlerin evet. üstünde? Bakın söylemlere. İbrahim'i dinler. Soyutluyor. İbrahim'i dinler diye bir şey yok. Bütün peygamberler Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hepsinin söylediği din İslam'dır. Din 3, 4, 5 seçenek değildir. Yani Musevilikte ayrı bir seçenek, İsevilikte ayrı bir seçenek, efendim İslam'da ayrı bir seçenek değil. Her peygamberin söylediği şu, La ilahe illallah Adem Resulullah. Tamam, şüphesiz. La ilahe illallah Musa Resulullah. Bunlarda bir değişiklik. Hepsini oraya bağlıyor. Şimdi, İslam dinine bağlı. Üç dinin semavi temsilcileriyle toplantı yapmak, üç din diye bir şey dediğiniz zaman diğer batıl tedavülden kalkmış. Tedavülde geçerliliği olmayan dinleri Kur'an'la ve İslam'la eşit konuma getiriyorsunuz farkında olmadan. Yani bunu kabul ettiğiniz zaman hükmü Allah tarafından kaldırılmış İslam'ın karşıtı olan hiçbir geçerliliği kalmamış Yahudiliği, Hristiyanlığı İslam'la eş değer konuma getiriyorsunuz. Kalp gözü açık olan bir adam olarak alalım onu. Bunları demek hepsini çok kusursuz görüyor ki. Ama Amerika'nın gemimizi vurmasına bir şey demeyen, Irak'ı kan revana çeviren, Filistin'de vahşet ve acımasızlığı had safhada vuran barbar İsrail'e veya Somali'yi yok eden, Nijerya'yı kan revan içerisinde bırakan, Mısır'ı biliyorsunuz katliamlarını, Afganistan'ı yerle bir eden. Hiçbir eleştirisi yok. Şu kadar bir merhamet yok muydu bu Müslümanların şimdi adına? Takiye ve dengeleri kullanma ustalığını kendisine göre bütün bunlardan bir maslahat olarak üstün görüyor. Yani dünya siyasetinde bir yer tuttuğunu ve bunu büyük bir politika olarak herkesi idare ettiğini zannediyor. İdare etmeyi düşünenler idare edilir. Yani karşı tarafa verdiği tavizlerle onu idare ettiğini zanneden tıpkı neye benzer? Demirci dükkanına girmiş bir yılan. Her şeyi ısıran yılan, etrafta ısıracak, sokacak bir şey bulamayınca demircinin E'sini kemirmeye başlıyor. Ve dişlerinden kan aktıkça ısırdığı şeyden kan çıktığını zannediyor. Ama esas kendi dişlerinden dişlerini kaybediyor. Şimdi bunun gibi başkalarına takiye yapayım derken, başkalarını ben idare ederim, Amerika'yı da, İsrail'i de, Siyonizm'i de kullanırım derken onların karnına, midesine girdi, şimdi geriye de çıkamıyor. Ve kendisinin yanlış yaptığını da ifade edemiyor. Çünkü doğru olduğunda o kadar ısrarlı ki. Bir şey hemen aklıma geldi, onu sizden paylaşayım. İzleyicilerimizin de bunu bilmesinde yarar var. Fatih Tezcan, gazeteci bir arkadaşımız. CIA'nın ikinci başkanı Fethullah Gülen'le görüşürken dizler üzerine çökerek gider görüşür. Gerçekten böyle Amerika'da, Amerikan çıkarları içerisinde makul gözüküp bu kadar itibar sahibi midir? Evet. Şu kadarını söyleyeyim. İsim vermek istemiyorum. Çünkü hakikaten insanların gururunu rencide etmek olur. Türkiye'deki medya patronlarından en büyüğü için bana bizzat, çünkü bir sır gibi söylediği için, bugün de arzu edilirse başka bir mahfilde konuşulur ama şimdi milyonların önünde bir şey söylemek doğru olmaz. Bana Türkiye'deki medya patronlarının en büyüğünün Fethullah Gülen'in önünde diz çökerek elini öpmek için sıra beklediğini söyledi. Ve bu arkadaş, bu şu anda bir önemli bir holding patronu, bana yardımcı olmak, bu 2004 yılındaki kitabımı finanse etmek için müracaat etti ve etti. Bu ona diyor ki, ben Nurettin Veren'in söylediklerini, televizyondaki konuştuklarını İngilizce'ye, Rusça'ya da çevirmek istiyorum. Bu adam müthiş şeyler söylüyor. Bunun oralarda da duyulması lazım. Bu büyük patron, büyük medya patronu ona diyor ki, ya sen kendini mi şaşırdın? Ben Gülen'in önünde diz çökerek elini öpmek için sıra bekliyorum. Sen kimin tarafındasın? Ne yaptığını zannediyorsun? Şimdi insanlar gücün karşısında eğilir. Hele ticari maksatla olaylara bakan insanlar. İyi de bu devlet gücü değil. Yani bir şahıs, bir cemaat, bir... Yani
Evet, öyle veya böyle kendince büyüyen bir cemaat. Bu kadar itaatkar yapıyı nasıl bulabiliyor? Yani bunun ne uygularak şimdi, insanlar bakın, üzerinde bu kadar etkin bir yapıyı olgunlaştırabiliyor? Etkin yapı şu. Biliyorsunuz dünyada herhangi bir kuruluş veya bir kurum üç şeyle kurulur, üç ayak üzerine kurulur. Bir finans, bir kadro ve bir mükemmel proje. Şimdi bu cemaatte aranılan üç unsur da var. Kim ne ararsa burada var. Diyor ki biz hükümet kurmak için veya herhangi bir kadro almak için değişik kesimlerden adam istiyoruz. Buradan yüzde adamın yüzü de geliyor. Başka yerlerden istediğimiz zaman bize üç tane adam veremiyor. Bu efsafları olan, bu vasıflara haiz bir kimse. Şimdi bu kadrolar çok önceden, az evvel hani 66 yılından başlayan, karınca adımlarıyla yürüyen bir kademede 70'e geldiğimizde biz 15 taneye yakın ev vardı İzmir içinde. Dışında da yok. 70 yılında bizden bir yemin metniyle bir çekirdek kadroyu kurdu. Bu yemin metni burada var. Yayınladığımız için çok bir daha vermek istemiyorum. Yemin metni yani kendisine yemin ettiğini, yani, Kur'an'a yemin ettiğini. Yani bu fedailerin bağlılık metni gibi. Evet. Öyle mi? Bir de görev taksimi, bir de hangi arkadaş ne iş yapacak? O çekirdek kadro. Bu çekirdek kadro kurumsal yapıya geçmesini anlattık, yazdık da. 70 yılında bir dernek kuruldu ve bir tane yurt yapılmaya başlandı. 77'de de bir dernek yurdu hazırlandı. Bu yurt 80 senesine geldiği zaman 77-80 arası 4 sene. 100'ün üstünde Türkiye genelinde yurt oluşturdu. Rol model olarak tatbik edildi. O günkü şartlarda nasıl böyle hızlı yayıldı peki? Çok hızlı yayıldı çünkü ezilmiş insanlar etki tepki. Yani rejiminde yarattığı baskıdan dolayı. Rejimin evet. Müslümanlara o günkü şartlarda hiç göz açtırmamasından dolayı tanınan fırsatta hemen susamışlıkla. Peki o zaman bu sorunun cevabını isteyeyim sizden. O günkü işte Türkiye'nin üzerindeki etkin olan ABD veya İngiltere bunu bir kapı olarak görüp tercih etmesinin nedeninin altında amaç ve faaliyetlerini Orta Doğu, Orta Asya'da Gülen'in iyi bir rol olduğunu nasıl partner tespit olacağını. Etti sizce? Şimdi şöyle, onların belki niyetinde böyle bir arayış vardır. Türkiye'de de böyle bir oluşum vardır. Yani bunlar çok önceden böyle bir komplo teorisiyle, bunlar çok önceden planlandı şeklinde de düşünülebilir. Fakat hiç öyle olmadan biri alıcı, biri verici, iki tane birbirini arayanın buluşması şeklinde de olabilir. Yani bana hep sorulan şeyler bu. Bu sizden önce planlanmış bir projenin adım adım hayata geçirilmesi mi? Ben ona hiç bakmıyorum öyle olduğuna. Ben bugünkü ülkemize verdiği zararla ilgileniyorum. Bu işin serencame ve tarihçeye hikaye kısmını bir kitap olarak yayınlamakta ben fayda görüyorum. O da cemaatin çok hüsnü zanneden ve geçmişi bilmeyen bugünkü neslin anlaması için. Çünkü böyle bir kitap yok ortada. Ve böyle bir şey de yapılmadı. Sadece işte bir küçük dünyam yazıldı. O da sipariş üzerine yazıldığı için, birinin gözüne girmek için yazıldığı için o sadece bir pohpohlama kitabı, goygoylama kitabı olarak bir kesittir. Yani işin bu merhaleleri yoktur orada. Ama böyle bir şeye ihtiyaç var. Şimdi bugün gelinen durumda bu yetişen yeni bir nesil var. Bunu Gülen onlara angaje etmek, onlara ciro etmek için yaptı, yapmadı onu bilemem. Ama ülkeyi ele geçirmek isteyenler, Amerikan sempatizanı, Batı yanlısı bir nesil yetiştirilmesi için zaten uzun zamandır bir çalışmaları var. Cumhuriyet tarihinin başından şuna itibaren. Şuna şahit oldunuz mu hiç? Cemaat içerisinde örneğin zaman zaman biliyorsunuz biz İngiltere ile, Avrupa ülkeleriyle, ABD ile veya İsrail ile ters düştüğümüz çok konular oldu. Devlet politikalarından tutun, işte Kıbrıs hareketine kadar. Bunları örneğin cemaati şey yaptı mı, şu mesajları yayınladı mı? İşte lanet olsun Amerika şunu yaptı, bunu yaptı. Fethullah Gülen veya yanındaki kişiler bir düşman tabusu içerisinde vaizlerinde hiç kullandı mı bunu? Hayır, yalnız şunları yaptık biz. İşte kola içmeyelim, Amerikan kotu giyip Amerikan şekline bürünmeyelim. Şeklimiz, şemalimiz itibariyle batılı gibi veyahut da kendi özümüzden kopmuş kisveler giymeyelim.
kravat takmayalım veyahut da onların kıyafetlerini çok beğenerek değildi. Hatta o zamanlar arkadaşlarımızın çoğu sarık sarardı, cübbe giyerdi bilhassa namazlarda. Zaman zaman bunların teferruat olduğu, bu kadar katı olursak birilerinin bize sokulamayacağı düşünüyor. Kendisi de çıkardı sonra cübbesini. Artık başka şık elbiseler giyiyor. Her konuşmasında daha böyle vakko gömlekler, şunlar bunlar giyiyor. O günkü o sadelik ve o şeyden kademe kademe uzaklaşıldı. Şimdi Batı kendisine bir partner arıyordu Türkiye'de. Ve nasıl bir partner? Toplum içerisinde itibarı olan, sevilen, arkasından gidilen birisi. Evet. Bu o gün belki başka bir akım olsaydı ona da el atacaktı. Gülen de yetiştirdiği kadroları değişik yerlere yerleştirmek için bir zemin arayıp siyasilerle temasa geçti. Siyasilerin de oya ihtiyacı vardı. Gülen'in de o gün yetişen elemanları devletin değişik yerlerine gelmesiyle o güne kadar düşünüyordu veya düşünmüyordu. Aklına kötü kötü şeyler geldi. Evet. Yani belki o güne kadar etrafımızda biz hiç kaymakam, emniyet amiri, hakim, savcı görmediğimiz için cemaat mensuplarının bu kademeye gelmesi bir güç zehirlenmesi gibi Gülen'i baştan çıkarmış olabilir. Yani baktığı zaman etrafında ki Altunizade'de yaptığı toplantıda takriben 150 kişilik bir bu seviyede kadro vardı. Yüzbaşılar, binbaşılar, kaymakamlar, komiserler falan. Bu gücü çok büyük bir potansiyel olarak bir manivela gibi kullanıp bununla bir şeyler yapmayı düşünmüş olabilir. Çünkü şeytan insanı servetle, güzellikle, şehvetle ve güçle baştan çıkarır. Yani servetle çıkaramadığını güç hastalığıyla çıkarır. Onunla çıkaramadığını şöhret hastalığıyla çıkarır. Her insanın bir zaafı vardır. Peki, bu Mavi Marmara olayı vardır biliyorsunuz. İçimizde evet. Büyük bir yaradır o. Mavi Marmara ile ilgili hemen biliyorsunuz Türkiye tenkit mesajları yayınladı. Neredeyse İsrail'in resmi haber dili niteliğinde bir şey yayınladı. Hiç şey duydunuz mu? Örneğin biz yanılıyoruz diyelim. Yani kamuoyu biliyor. İsrail'i eleştirme noktasında hayır, hiçbir dil kullandı mı? Hayır. O açıklaması çok ayıp ve çok ayıp. Tekrar tekrar gözden de kaçmış olabilir. Aslan Türk olabilir. Vardı ya, onun aslan Türklerinden neydi? Ne aslandı o? Ali Halit aslan Türk'tü. Evet, Türk'tü. Şimdi Türk'ü kalktı. Tamam, onun fedaisi aslanı olunca kalktı. Çok bir şey bazen beklemenize gerek yok. Bazen Ali Halit yazıyor. Evet. Türk'ü de kaldırdı, aslanı da kaldırır. Çünkü Amerika rahatsız olmasın diyen bir arkadaş. Bu arada sevgili yönetmenim, bir vaiz vardı. O vaiz şeysi hazırsa onu da alalım. 1990 kaç yılına aitti o daha önceki konuştuğumuz? Örtüyle ilgili olan. Evet, başörtüsüyle. 1993 yıl, yok, 90 yıldır. Öncesi. 90 tamam. Öncesi. Peki. 90 öncesi. Orayla ilgili bir şey varsa. Bu arkadaşımız İsrail'le ilgili Gülen şöyle dedi. Otoriteyi baş kaldırmamak lazım. Tabii. Biz dedi yardımlarımızı... Atasının otoritesi İsrail miydi? Efendim? Atalarının otoritesi İsrail miydi Gülen? Şimdi o İsrail'i bir otorite olarak kabul etmiş. Cemaate de en enteresanı bir otorite olarak itaat edilmesini zerk ediyor. Şimdi ben bu onu nasıl bir ruh halidir? Şöyle bir ruh haleti var. Kendine göre usta manevralarla dünyadaki herkesi aldatacağını düşünüyor. Yani İsrail'i de memnun edecek bir manevra yapmak istiyor söylemleriyle. Oradaki şey şu. Kimse yok mu derneği yardımlarını İsrail Büyükelçiliğine götürüp teslim ediyor. Özürü kabahatinden büyük. O günkü yardımları yapan arkadaş, kimse yok mu derneğinin başındaki, tahmin ediyorum Mehmet Özkara olabilir. Yani orada o günkü kimse yok mu derneğinin başında. Derneğinin başı. O veya ondan önceki veya o da olmuş olabilir. Biz dedi yardımlarımızı İsrail Büyükelçiliği ile beraber yapıyoruz. Tabii. Sizin İsrail'e götürüp yardım yaptığınız yardımlar İsrail'in mutlu olduğu, razı olduğu insanlar mı olur? Yani İsrail'e... Amerika'daki Yahudi kongre üyelerine bağış yapan, Amerika'daki seçimlerde önemli senatörlere bağış yapan, Amerika'daki üniversitelerinde bizzat benim özellikle 97 değil de 2002, 2003, 2004 yılında biliyorsunuz Amerika'dan bağışlar,
üniversite öğretim üyeleri ve yöneticileri geldi. Evet. İlginçtir o günkü şartlarda bu cemaat dinler arası diyalogla birlikte önemli bir süreci başlatmıştı. Evet. Ve Yahudi lobilerinin tamamını getirip devlet kurumlarına dolaştırıp misafir eden bir yapıydı. Evet. O zaman çok görmemek lazım. Şimdi ama bizim burada zaten çok görmememiz değil, milletin hüsnü zannını kırmak için, yani %100 itaat Allah'a yapılır. %100 güven ve teslimiyet kimseye olmaz. Evet. Biz mülkün sahibi, canın, hayatın sahibi olan Rabbimizin dışında kimseye %100 teslim olmayız, olamayız. Emaneti sahibine teslim etmek. Gülen %100 evet, emindir ve %100 teslim olunur demek %100 şirktir. Bu kimin için olursa olsun. Yani ben %100 güveniyorum dediğiniz zaman siz şirke girmiş olursunuz. Şu kardeşlerimize şu mesajınız yok mu? Ey kardeşlerim, bakın yanlış yoldasınız, şirke gidiyorsunuz. Bakın gülenizm hareketi bir sosyalizmin de ötesindedir. Yani bir komünist, bir marxistin de ötesine geçti bu anlattıklarınızdan. Bu milleti işten kuşatma, münafıklığa sevk etme noktasına evet, götürüyor. Şimdi ben buna net bir mesajınız yok mu? Net mesajımı söylüyorum. İşte bu kardeşimizin veya şu anda kardeş demeyeyim artık, kardeş listesinden çoktan düşmüştür de, burada tek adam, tek parti diplomasi diye kendi ülkesini yabancılara şikayet eden. Amerika'dan yazıyor. Onu kameraya tutalım isterseniz. Zannediyorum bunu dünkü Zaman gazetesinde kendi devletine, Amerikan gemisinden kendi Türkiye gemisine top atan Ali Halit'in yazısı bu. Burada diyor ki işte tek adam ve tek partinin sonucu Suriye ile de kötü olduk, Rusya ile de kötü olduk, Amerika ile de kötü olduk. Haklı mücadelemle herkesten kötü olmak doğaldır. Şimdi ben şunu soruyorum. Ben haksızlık şu yapmış olduğu tenkidin, evet, bu tenkit, bu tenkidin binde birini Gülen'e yapabilir mi? Herhangi bir konuda fikir beyan edebilir mi? Bakın kendi devletinin başındaki cumhurbaşkanını Rusya'yı incitmemek için yerin dibine geçirmeye çalışıyor. Ben de diyorum ki bu tepkiyi ve bu eleştirinin binde birini en çok inandığı bir konuda bile, Gülen'in en çok yanlış yaptığı bir konuda bile, ki az evvel biraz sonra yayınlayacağımız başörtüsü mevzunda. Arkadaşlar hazırsa birazdan onu ki, alalım. Siz o gün böyle tamam, demişsiniz, bugün de böyle diyorsunuz. Evet. Bu eleştiriyi Ali Halit Aslan Türk, bir de Ali Ünal yapabilir mi? Kibarca da dahi. Evet, Ali Ünal da diyor ki terör emanete ihanet ve hizmet. Yani emanete, devletini, ihanet ve hizmet. Devletini, hükümetini emanete hiyanet etmekle suçlayan Ali Ünal. Bu arkadaş fedai olunca budur aslında. Şimdi fedailerin ama şu görevi var, de bu. Bakın bu arkadaş bu eleştirilerinin binde birini Gülen'e yapabiliyor mu? Kendisi ne emanete layık bir insan ne de tenkit edebilecek bir yürekliliği var. Ama inandığı değer şuysa çok görmeyin. Eğer ben çok daha keskin bir şey söyleyeyim. Peygamberler üstü haşa, peygamberler üstü bir yapıdaki bu arkadaşımız, bir insansa bunu tabii ki ona itaat etmesi, fedaisi olması, cenneti satın Ali alması Halit gibi bir şeydir birisi bu. Değil. Bunun başka bir özelliği var. Nedir o? Bu ilahiyatçı geçinen ve zamanda yazan bir arkadaş. Kur'an'ın İngilizcesini bile yazan bir arkadaş. Yani güya Kur'an'a bu kadar ileri gitmiş yani. Şimdi bu arkadaşa ben bir şey söylüyorum burada. Ben Amerika'da iki defa gittiğimde Gülen'in odasının önünde Gülen beni öldürmek için onun önünde ve orada 50 kişi daha var kendisiyle beraber. 50 kişinin en az önünde CIA'ya ve FBI'ye çağırın Nurettin Veren'i öldürtün diye avazı çıktığı kadar bağırdı. Devletin polisi olan Arif'e çıkar onun kafasına sık dedi. Öldürün bunu. Ve onlar bunu yapmayınca, geç kalınca hemen demiri alıp beni bizzat kendisi öldürmek için üzerime geldi. Ve ben bunu gelip Türkiye'de ilgililere anlattım.
İçişleri Bakanı'na anlattım. Ha, dehşet şeyler bunlar ya. Bakın, İçişleri Bakanı'na bizzat anlattım makamında. Bunu Üsküdar Cumhuriyet Savcılığı'na gittim, dedim ki ben böyle bir şey yaşadım. Fakat bu davayı takip edecek maddi gücüm olup avukat tutamadığım için dava takipsizlikten iftira olarak benim aleyhime döndü ve 2 sene hapis çıktı. Ben şimdi diyorum ki... Şimdi size bir ölüm dakika, evreni veriyorsa... Şimdi ben şu Ali Ünal'a diyorum ki buradan... Evet. Eğer Kur'an yazacak kadar Allah kitap bilen bir insan olarak çoluk çocuğunun önünde evinde, onların yanında Kur'an'ın üzerine elini bassın, Nurettin Veren'e böyle bir şey olmadı diye Kur'an'ın üzerine yemin etsin. Ben Allah'ımı ve orada olanları ve melekleri şahit gösteriyorum. Eğer bu gerçekten böyle bir olay olmadı diyorsa ailesinin ve çocuklarının önünde Kur'an'ın üzerine elini bassın. Nurettin Veren yalan söylüyor, iftira ediyor desin. Ve evet sevgili hocanın dediği gibi burada isterseniz söz hakkı da doğuyor bahsettiğiniz yazarla ilgili. Herhangi bir iletişim olursa da bilgimiz olsun. Şimdi bir de hani mülaene meselesi var ya, lanetleşme. Evet. Ben de diyorum ki işte mülaene yapılacak bir şey varsa ben 2 sene hapis cezası aldım. Bundan. Bu paraya çevrildi. Ve bu paraya çevrilme kağıdını cemaat kendisi ödedi. Ve kağıdı cezaevine de getirdi. İkinci bir ceza daha aldım ben. Tehdit cezası. Onlar yapmamış, başkası yapmış. Ondan da yattım, paraya çevrilmedi. Bu paraya çevrilme cezasını bana cezaevine Nevzat Ayvacı getirdi. Şimdi ben diyorum ki... Yani suçu kabahati değil mi? Şimdi ben diyorum ki bu arkadaş mülaene yapalım. Beni öldürsün diye Fethullah Gülen emir verdi mi, vermedi mi? Kendisi demirle beni öldürmek için üzerime gelip bana demir vurdu mu, vurmadı mı? Kur'an'ın üzerine yemin edelim ve mülaenede bulunalım. Evet, bir reklam arasına gidelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Evet sevgili izleyiciler, bahsedildiği gibi yani dehşet şeylerden bahsediyor Nurettin hocamız. Fethullah Efendi herhalde vahiy gelecek durumda değildi. Çünkü bir insan öldüren veya ona sebep olan da cennetten müjdelenemez. Müjdelenmediği gibi bu hoca efendinin demek ki kalp gözü ilahi kudretten herhalde özel emirler geliyor ki böyle fetvaları ve hutbeleri de peş peşe pervasızca dizebiliyor. Biz Allah'a sığınırız bu noktada. Başka hiç kimseden de bir korkumuz yok. Ancak şu çok önemli. Önemli olan şu. Bu ülkenin yurttaşları ve vatandaşları ne denli zehirlendiğini ve başkalarına hizmet edecek kadar aşağılık bir yola sevk edildiğini de unutmamak gerekir. Çünkü ben hizmet edeceksem ülkeme, hizmet edeceksem kardeşlerime, hizmet edeceksem müminlere hizmet ederim. Başka birisine değil. Evet hocam, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ben burada tabii... bu arada kasetimiz hazır. İsterseniz tamam. Onu da hemen dinleyelim. Dinleyelim. Söyleyeceğiniz onu, bir şey yoksa. Ondan sonra buna gerekirse bir daha başka şekilde... Peki. Sevgili yönetmenim, alayım hemen. Kız kardeşim lise son sınıfta. Okulda kapanmak yasak olduğundan kapanamıyor. Kapansa bile alay ederler. Bir arkadaşının durumu böyle. Bu durumda ne yapmalıdır? Dini emirlerini yerine getiremeyeceği bir okula bir kadının gitmesi caiz değildir. Ne pahasına olursa olsun mücadele edip başını kapamalıdır. Mektepte okumayı kendisine göre bir zaruret sayıyorsa, ki böyle bir zaruret bilmiyorum, ancak oradaki kızlara dini diyaneti öğreteceğim, ileride inşallah faydalı olacağım gibi, bana göre makbul olmasa bile kendine göre şahsi iştihatları var ise şayet ve bunda büyük hayır umuyorsa, ne pahasına olursa olsun bu irşat yolunda cehenneme gitse dahi bu yolda azmi ikdamı var ise evvela kendi düşünsün, daha işin başlangıcında dini emirlerden taviz vermemeye kendisini alıştırsın. Başın kapanması mevzuu Kur'an-ı Kerim'in nasıyla sabittir. İnsan her dakika başını açık tutmakla her dakika bir günah-ı kebair işlemiş olur.
saçının bir telini gösterdiği her dakika bir günah-ı kebair işlemiş olur. Binaenaleyh sonra yapacağı sevap, eyleyeceği cihat, edeceği hizmet meşkuktur. Semeresi belli değildir. Kime müessiri olacak, kimi irşad edecek ortada henüz bir şey yoktur. Meşkuk bir semere için muhakkak bir günaha girilmez. Evvela din ve diyanete bağlılığı iddia ediyorsa, evvela başını kapasın, bir mütedeyyini olarak bu mevzuda mücadele versin. Okuldan atılması bahasına, ben dini emirlerimde taviz vermeyeceğim desin, azmetsin. Çünkü kanun kızın başını aşmaya amir değildir. Evet. Şimdi biz tabii burada sadece söylemlerle Gülen'i yerin dibine batırmak veya onu itibarsızlaştırmak için program yapmıyoruz. Gülen'in kendi söylemlerinin zaman içerisinde nasıl kendi kendini naksettiğini, bugün siyah dediğine yarın beyaz dediğini, hangi içtihatla ve kiminle istişare ederek ve hangi Kur'an'ın emrine uyarak bu fetvaları verdiğini kendisinin izah etmesi lazım. Küçük bir arabanın viraj alması belki kolay olur. Ama peşine taktığı milyonlarca insanın dünya ve ahireti sorumluluğunu alan birisinin sabah ayrı, akşam ayrı şeylerle insanları bir şekilde ahmaklaştırması Allah katında da dünyada da kabul edilebilir bir şey değil. İşte gördüğünüz gibi kendi vermiş olduğu 90 öncesi başörtüsündeki saçının bir telinden dolayı her dakikasında cehenneme müstahak olacak bir büyük günah işler diyen Gülen, daha sonra yani 86-90 sonrası askeriyeyi ele geçirmek, yargıyı ele geçirmek, devlet içindeki yapılanmaları tamamlamak için o memur olabilecek üst düzey görevli arkadaşların devlete takiye yapmak için, birilerini kandırmak için başörtüsü füruattır, teferruattır dediğini herkes biliyor. Onu da yayınlayabiliriz. Şimdi bu tarafta gelecekte yapacağı meşkuk bir hizmet ve cihat için. Yani ben ileride büyük hizmetler yaparım, çok büyük makamlara gelirim dese bile diyor, muteber bir mazeret değildir. Başını açamaz çünkü şu anda büyük bir günah işlemekte. Daha sonra çok rahatlıkla bu söylediğini unutuyor ve diyor ki başörtüsü füruattır, teferruattır. Yani esas büyük gaye nedir peki Allah rızasından, Kur'an'ın emrinden daha büyük nedir? Büyük olan devleti ele geçirip kendine bir imparatorluk kurmak. Dünya ve kainat imamlığı kurmak. İzleyicilerimizden biri güzel bir soru göndermiş. Buna bir cevap verebilir misiniz? Fethullah Gülen'in Manisa'daki Merkez Camii'de Kur'an-ı Kerim'in minberden aşağı atma olayı olduğu deli raporu aldığı konuyu sorar mısınız demiş. Yok, ben şimdi bu olayın yanında o sorulan soru çok şey değil. O vaazda siz bu Kur'an'ı elinizden attınız bu, derken düştü elinden. Evet. Yani kendimize göre değişik senaryolarla Gülen'i küçük düşürmek değil, kendi kendine naksetmesi zaten onu yeteri kadar sarsıyor. O vaazda Gülen, siz bu Kur'an'a sahip çıkmadınız, elinizde bunu okuyor gibi yapıp anlamadınız derken elinden düşürdü. Ve onun Manisa'da akıl hastanesinde yattığına dair bir şey olduğunu bilmiyorum. Bir takım tedaviler ve psikolojik ilaçlar kullandığını bütün arkadaşlarımız biliyor. Ama aslında akıl hastalığından çok akıl ifratından dolayı tehlikeli. Yani akıl eksikliğinden değil de evet, akıl fazlalığından dolayı bu çılgınlıkları yapıyor. Ve çılgınlıklarına başka masum insanları da ortak ediyor. Bakın şimdi devletle milleti karşı karşıya getirecek onları Uhud cengaverleri, Bedir aslanları gibi gaza getirip devletine saldırtıyor. Ama Bedir aslanları ne ya? Bedir'i tanımayan bir insanın Bedir aslanları deyip veya bu milletin duygularıyla, dini değerleriyle oynayıp bunu Batılılara hizmet etme noktasına bu hutbeyi veya fetvayı nasıl verebilir? Batılılara değil. Önce kendi devletinin... Batılıların hizmet için veriyor zaten. Yani bu ülkeye hizmet için değil. Önce kendi devletine yapılan mücadeleyi buna benzetiyor. Bakın az evvel konuştuk.
peygamberlerin hicretini kendi Amerika'ya kaçışına perde yapıyor. Kendi Amerika'ya kaçtı. Buna mazeret olarak bugünkü yazımızda da var. Birinci sinsi yalan. Diyor ki, Hazreti Musa da kaçtı. Ben onun için kaçtım. Yani benim Amerika'ya kaçmam hoş görülmeyecek peki, bir şey 2012'deki değil. Peki 2012'deki Türkiye Olimpiyatları'nda dönemin başbakanı, yani şu anki Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkçe Olimpiyatları'nda biliyorsunuz hem katıldı hem Hoca Efendi'ye çağrıda bulundu. Ülkenize dönün bu hasret bitsin diye. Evet. O noktada Sayın Bülent Arıncı'nın da çok baskısı olduğunu biliyoruz biz en azından evet. Kamuoyunda. Hoca Efendi buna rağmen gelmedi. Ülke beni karşılamaya hazır değil dedi. Şimdi neden? Bu yaptığı şeylerin akıbetini bir yerden patlayacağını bildiği için, çünkü suçlu suçunun bir gün mutlaka ortaya çıkacağını, döküleceğini bilir. Evet. Türkiye'ye gelmekte kendini güvende ve emniyette hissetmedi. İkinci bir şey de Amerika ve Vatikan talimat vermeden ne Amerika'ya gitti ne de Amerika'dan Türkiye'ye onların talimatı olmadan dönemez. Çünkü onun da orada sürdürmesi gereken ABD yandaşlığı ve Siyonist yandaşlığı olarak misyonu ve görevi var. Evet. Bu görevine devam etmesi için onun oradan gelmesi, hatta bırakın Amerika'dan, Pensilvanya'dan, başka bir eyalete bile onların izni ve müsaadesi olmadan gidemez. Başka bir eyalete bile onlardan müsaade almadan gidemez. Bu derece aynen Öcalan'ın adada durduğu gibi, o da Pensilvanya'da bir adada bloke edilmiş bir durumda. Bizim üzüldüğümüz şey, etrafında ona hüsnü zan besleyen, Allah adamıdır deyip fetvalarını hiç eleştirmeyen bir akademisyen ama ve Diyanet mensupları var. Ama himmet paralarıyla Türkiye'de korkunç saltanat yürütenler, dünyanın her tarafına istediği an uçuşu yapanlar, korkunç para harcayanlar, saray ve malikanelerde yaşayanlar, sermayenin bütün gücünü kullananlar, bunlar hep Fethullah Efendi'den değil miydi? Hayır, bunlar onun sağladığı avantajları kendine çevirenler. Nimetleri kullananlar. Kullananlar, hizmeti. Zaten şimdi şöyle bir durum oldu. Bu hizmet fakirlerin sırtında kuruldu. Evet. Zenginlerin kucağına verildi. Yani bizim işe başladığımız zaman 15 tane varoşlarda, gecekondularda evlerimiz vardı. Tepecik semtinde, Buca semtinde içinde koyun keçi besleyeceğiniz kadar harap evler. Evet. Böyle başladı. Seyyar satıcı arkadaşlarımızın, gecekondularda oturan arkadaşlarımızın parmağından alyanslarını, yüzüklerini veren, emekli maaşının yarısını veren insanların sırtında kuruldu. Daha sonra zenginlerin kucağına hazır altın tepside pasta olarak sunuldu. Şimdi bu kadar büyük nimetlendirilen insanlar, Gülen'in bir gülüşüne bütün servetimi feda ederim diyor. Akın İpek'ten bahsediyoruz. Şimdi görüldü ki niçin bir gülüşüne bütün servetini feda ediyor? Çünkü zaten servetin büyük bir kısmı Fethullah'ın insanlara sunduğu avantajlardan kaynaklanıyor. Yani ben daha öteye ses kayıtları var. Ananaslar teklif ediliyor, petrol teklif ediliyor, altın ve elmas madenleri teklif ediliyor. Yani artık ahiret köşkleri, cennetteki sırça saraylar ve ebedi sonsuz hayat değil, Allah rızası değil, dünyadaki büyük güçlerin ve büyük servetlerin peşkeş çekilmesiyle insanlar toparlanmaya başlıyor. Burada Zaman grubundan Sızıntı Dergisi yazarı Bahri Şenkal, Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beyt kaşınmış ve köpekler gibi öldürmeyi hak etmişlerdir. İşte Müslümanların söylemeye cesaret edemedikleri budur diyor. Çok anlayamadım. Bakın, Sızıntı Dergisi'nin yazarı Bahri Şenkal, tanır mısınız? Çok vardı yazar. Muhtemelen. Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beyt kaşınmış ve köpekler gibi öldürmeyi hak etmişlerdir diyor. Tweet atmışlar. İşte Müslümanların söylemeye cesaret edemedikleri budur diyor. Nasıl bir mesaj bu ya? Sızıntıda mı çıkmış? Tweetini atmış bu yazar, Sızıntı'nın yazarı. Evet. Ve bunu atmış. İzleyicilerimiz de bu gibi aşağılık mesajlara ne dersiniz diyor. Yani böyle bir şeye insan haşa Peygamber Efendimizin
sevgili iki gözü nuru torunlarına kim ne diyebilir? Bunun okunması, yazılması bile büyük bir fitne. Yani biz kimsenin böyle düşünmeyeceğini, yazmayacağını, konuşmayacağını düşünürüz. Bizi test etmek için soruyorsa biz onların ayağının altının toprağı oluruz. Bizi test etmek için mi soruyor? Soru çok ya başka değil. Bir şekilde yani bu daha önceden yayınlamış ve izleyiciler de bunu kesip evet. yapıştırmışlar, bize göndermişler. Evet. Yani bu kadar saygısız, pervasızca bir mesajı yayınlayabilecek kadar düstursuz bir insandan bahsediyoruz. Evet. Ve cemaat kimlerle çalıştığının da bir özeti var. Şimdi burada. Cemaatin bunlarla çalışmasının ötesinde İzmir Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı, CHP'li Milletvekili Ayman, neydi evet. Ayşe Ayman Hanım, biz cemaatle kapı kapı oy toplamak için gittik diye ayrılıyorum. Partiden Fethullah'ın atıldın. Eline geçti diyor. Ben yine buradan 1990'lı yıllarda Ali Halit Bey'in yazdığı Cumhuriyet Gazetesi'nin bize 30 yıldır hücum ettiği Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin aleyhinde olan CHP ve Cumhuriyet Gazetesi'nin Fethullah'ın emrine girdiğini açıkça deklare ediyorlar cemaate moral vermek için. Ve Mustafa Balbay'ı bile kapının önüne koyuyor. 30 yıl Fethullah'ın aleyhinde yazıp benimle de röportaj yapan Hikmet Çetinkaya açıkça diyor ki ne var yani ben onların gazeteci yazarlar vakfına gidip onların kahvaltısına gidiyorum. Onların yanına geçtim. Fethullah Hoca değişti ben de değiştim diyor. Bununla cemaate şu mesaj veriliyor. Hoca vurduğu zaman istediği adamını dost, istediğini düşman yapar. İşte Müslümanlara kan kusturan Cumhuriyet Gazetesi şu anda Zaman Gazetesi'nin ikiz kardeşi olmuştur. Bunu saklamıyor. Bakın manşetleri de özellikle paralel veriyor. Kendi paralel olduğu için manşetler de paralel. Aynen, niçin aynen bunu veriyor? Böyle. Yani değiştirmeden. Diyor ki bizim gücümüz siz bize vurduğunuzu zannetseniz bile bizi tıraş ettiniz. Cemaati yüreklendirmek için. Biz sinmedik. Biz dağılmadık. İşte sizin bir kalenizi daha fethettik. İşte Cumhuriyet Gazetesi bizim elimizde. Mustafa Balbay'ı kapının önüne koyduk. Hikmet Çetinkaya'yı da getirdik. Efendim aslanlar gibi koltuğumuzun altına aldık. O da açıklama yapıyor. Evet ben diyor onun aleyhinde yazdım ama bugün diyor geri vites yaptım. Argo tabiriyle. Geri vites yaptım. Kendi ifadeleri var. Benle 11 günlük röportajı var. Ona da buradan söylüyorum dönekliğini. Peki, şöyle diyeyim. Bu yönetici. Şimdi 11 günlük röportajın 3 günü yayınlandı. Cemaatin Isparta'dan aldığı bir kararla 3. günde röportaj durdu. Bir sene sonra röportajın yayınlanması imkanı çıktı. Hikmet Çetinkaya benimle röportaja devam etmedi. Kendine kitap yaptı, ticari bir getiri sağladı. Yani evet. röportajı yapması gerekirken. Ondan sonra dedi ki ben değiştim, döndüm. Şimdi bu, Fethullah bununla şu şovu yapıyor. Yani meydan okuma, cemaati da yıkılmadık, ayaktayız mesajıyla canlı tutmaya çalışıyor. Bugün bu terör olaylarıyla devlet uğraşırken bu dağılmış veya hafif tıraş edilmiş uyuyan hücreler tekrar ümitlendiriliyor, derlenip toplanıyor ve meydan okuma safhasına getiriliyor. Burada da hocam sizin bahsettiğiniz alın paralel başlıklar. Evet. Peki yıllarca bu milleti kandırıp teröre karşı olduğunu ve mazlum hakların yanında olduğu, haklı savunucularını olduğunu söyleyen bu kirli basın grubuna baktığımızda ne kadar çirkef bir hizmette bulunduklarını manşetlerinden, karelerinden ve şeylerine kadar hepsi aynı. Aynı. Zaman ve evet Cumhuriyet ve Zaman. Şimdi bu oh olsun demek. İşte bakın. O bizim hocamızın bedduası tuttu demek. Cemaat arasındaki ben satır aralarını ve bunun dublajını ve açıklamasını söyleyeyim. Vahilikten, garipten evet. haber verenler şimdi bu gibi cemaate şunu veriyor. Evet. Hocanın ocağınıza ateş düşsün bedduasının yansımalarıdır bu. Hatta bakın bu maden ocağındaki mesele bile hocanın bedduasından maden ocağındaki ölüler oldu. Yani bu ilahi bir hışma uğradı. Siz ne olursa olsun baktığınız yere bağlı. Bardağın yarısı dolu dersiniz, o da der ki bardağın yarısı boş. Cemaata
kendi penceresinden baktırıyor. Bu cemaatin içerisindeki bu akıl hocaları vesairesi çok da özel bir çalışmayla mı tercih edildi bu? Bakın, nasıl oldu bu kadar? Bu değişik şeylerde Banu Avar'ın bazı açıklamaları ve güzel belgeselleri var. Diyor ki bir yıl içerisinde beyin yıkama metoduyla insanların düşünce ufkunu ve kapasitesini komple sıfırlayabilirsiniz. Dünyada bakın bir şey daha çok önemli. Dünyada hiçbir devlet adamı, hiçbir siyasetçi, hiçbir şarkıcı, hiçbir futbolcu ve hiçbir şöhretli insan Fethullah Gülen kadar medyada görünmemiştir, yazılmamıştır, konuşmamıştır. Ya Fethullah Gülen'i bütün dünya tanıyor artık. Ya, şimdi bu kadar çok medyayla konuşma insanları narkozlayıp hipnozlamaz mı? Sabah gözünü açıyor o. Kitapları okunacak, gazetedeki şey okunacak, sızıntı okunacak. Onun yazdığı dua mecmuası okunacak, onun kasetleri izlenecek. Onun bütün konuşmaları, Irmak Televizyon, Mehtap Televizyon, Samanyolu Televizyon, bu yetmiyor gibi kasetler, özel kasetler. Bu seanslardan sonra insanların web beyni, kalbi, ruhu tamamen hipnoz ve narkoz. Şimdi artı şeyler, radyolar. Arabasına biniyor aynı şekilde. Şimdi adam olaylara hiçbir başka açıdan ve pencereden bakamıyor. Bu kadar hiç aralıksız insana bal yedirseniz bal alkoliği olur. Bir şey soracağım hocam. Balkolik olur yani. Şimdi fen dershanelerine öğrenciler seçilirdi. Evet zeki, puan vesaire şu bu veya tam burslu vesaire. Bunun yanında bir de engelliler noktası vardı. Bu engellilerin ben hiç duymadım. Örneğin engellilere şu kadar yatırım yapıldı, şu oldu, bu oldu gibi. Siz bu gibi konulara hiç dikkat ettiniz mi? Engelliler için mi? Evet. Valla ben hiç engellilerle uğraşıldığını görmedim. Cemaate hiç engelli yok zaten. Yok. Sağlamlarla maşallah ve zenginlerle hepsi çok ilgilenirler. Özellikle seçilmiş aile çocukları. Şimdi yabancı ülkelerdeki okullarda da olan şeyi anlatayım size. Madem böyle bir soru sordunuz. İzleyicilerimiz özellikle onu tabii duymak istiyorlar. Özellikle yabancı ülkelerdeki bakan, başbakan, milletvekili, valiler, eyalet valilerinin çocukları seçilmiş insanlar alınır. Onlar cennetle müjdelenmek için mi seçilir? Hayır. Evet. Onlara daha iyi Amerika'da, İngiltere'de eğitim imkanları sunup yüksek mevkiler vaat edilerekten alınır. Ve bakın bizim bu okulları kuruş kuruş amacımız yurtları açılış şekli şu vaatle açıldı. Fakir Anadolu çocuklarının bastırılmış ezilmiş insanların çocuklarının onların evlatlarının üst düzey memurlar seviyesine gelmesi. Ondan evvel çünkü Hacı Hoca'nın çocuğu ancak camide müezzin olurdu, hafız olurdu, tarlada çalışırdı. Üniversite ve lise okuma şansı yoktu ama yurtlar olursa köydeki adam çocuğunu kasabadaki yurda getirir, çocuk ortaokul, lise okul böyle kandırıldı. Ve biz böyle köy köy, kasaba kasaba dolaşıp çocuk topladık Çamlıca yurduna. Dedi ki çocuğunuzu verin Trakya'dan, bu yurtta biz okutalım, çocuğun liseyi okusun bedavadan, üstelik doktor olur, mühendis olur, adamlar bu şekilde ve bu ümitle verdi. Daha sonra ne oldu biliyor musunuz? Yurtlar parayla, okullar parayla, üniversite hazırlıklar parayla hem de nasıl? Himmet parası. En yüksek paralar ödenerek 25 bin lira, 30 bin lira, 40 bin lira gibi okul paralarıyla kolejlere alındı. Bir de bunların içerisinde fakir ve geri olan talebeler değil, varlıklı ailelerin çocukları tercih edildi. Özellikle de başarılı talebelerin peşine düşürüldü. Yani üniversite sınavlarında veya bu seçme sınavlarında üstün puan alan çocukların peşine düşüldü. Yani tek tek eleman avcılığı yapıldı. Şimdi burada biz bunları yine de şeye kadar anlayamadık. Bütün kamu kuruluşlarında Gülen'e ait bir çeteleşme ve bir örgütlenme yapılıncaya kadar anlamadık. Çünkü biz şununla mutlu oluyorduk. Bizim burs verip yardımcı olduğumuz talebenin devletin bir kuruluşunda amir olması, müdür olması, kaymakam olması, vali olması bizi iftihar ediyorduk. Burada bizim şu anda millete uyarıda bulunmak istediğimiz şey şu. Yani bunlar oldu da fena mı oldu? Hayır, iyi oldu. Fena olan şey şu. Devletine bağlı, Allah'ına bağlı, anne babasına bağlı değil,
her şeyini Fethullah Gülen için feda edecek bir teşkilat kuruldu. Kurulması beklenen teşkilat bu değildi. Allah için, vatan, millet ve bayrak için yetiştirilecek bir nesil uğruna bu insanlar bu malını verdi. Şimdi ben bir yozlaşmayı daha söyleyeyim. Buyurun hocam. Çocuk üniversiteyi bitirdiği an canlı yayında da konuştu. Dedi ki ben üniversiteyi bitirdim. Hayatımda hiç dedi uçağa binmedim. Hiç de yurt dışına çıkmadım. Abiler bana dedi ki sen bu hafta Endonezya veya Malezya. Seni oraya göndereceğiz. Hizmete gideceksin. Her şey hizmet için. Hizmet ne? Hizmet ne için? Orası meçhul. Yani her şey hizmet için, hizmet ne için? Orası piramidin üst tarafı yok. Hizmetin o gördüğü piramit kısmının üstünde Gülen var. Yani her şey hizmet için, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü merhaleler. Fakat hizmet ne için? Orada piramidin üst tarafında Gülen'in şahsiyeti çıkıyor. Şimdi çocuk diyor ki, ben anneme babama bunu nasıl söylerim diye düşündüm. Abiler dedi ki bu hizmet. Kutsal olan şey bu. Ve ben gittim anneme, anneme babama dedim. Ben okulumu bitirdim, işte diplomamı aldım. Hangi bölüm olduğunu bilmiyorum. Abiler beni gönderdi. Annem babam şaşaladı, tereddüt etti. Annem çok ağladı. Babana nasıl söyleriz dedi. Vallahi ben her şeye rağmen gidiyorum dedim. Çantamı aldım, gittim. Şimdi bakın, bunu bizzat giden anlatıyor. Bir, sinsi yalanlardan ve ihanetlerden ve Kur'an'a yapılan ihanetlerden birisinden bahsediyoruz. Bir insan okulunu bitirdiği zaman minnettar olacağı öncelikle bir anne baba var. Minnettar olacak. Allah'ın hukukundan sonra anne baba hukuku gelir. Kur'an-ı Kerim diyor ki, وَلَا تَكُلَّهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا قَوْلًا كَر۪يمًا. Yani o anne babaya uf diyemezsin ve ona karşı çıkamazsın, mukavemet edemezsin. Ama emri öyle bir büyük yerden gelmiş ki geliyor nasıl demesin? Geliyor ki Kur'an'ın en önemli olan emri hiç. Artı bu ülke ona bir eğitim fırsatı hocam, vermiş. Hocam kaç dakikayla hemen programımızın da sonuna geldik. Evet. Öyle hızlı gidiyoruz ki nasıl şimdi süreç bitti onun farkına bile varamadık. Daha yeni başlıyoruz. Eyvallah. Vatanına, milletine olan bir minnet borcu var. Bu millet vergisiyle, algısıyla eğitimini sana vermiş. Sen burada bir mezun olup bir diploma almışsın. Üç, burası kanla alınmış, şehitlerin kanıyla alınmış ve burada bine yakın sahabi mezarı var. Arap Yarımadası'ndan çıkıp da Anadolu'da ölmek için gelen sahabiler var. Bundan daha önemli neresi var? Burası önemli değilse bundan daha önemli neresi var? Ha buralara gidilmesin mi? Ve bu arkadaş diyor ki ben 12 sene sonra Türkiye'ye geldim. Bu arada oradan evlenmiş hocanın emriyle. Orada çocukları olmuş. Hatta şu kadarını aileleri söyleyeyim. Aileleri profesyonelce de ailelerden koparıyorlar ama. Ustaca aileden bir yapı aileden kopma var. Var. Vatandan kopma var. Bayraksızlık var. Vatansızlık var. Ana babasızlık biz var. Biz yıllarca şuna inandık. İşte Hoca Efendi'nin çok güzel hizmetleri var yurt dışında. Evet dinim temsil ediliyor. İstiklal Marşı okunuyor. Onun okullarda Türkiye'nin özellikleri anlatılıyor. Bizler de göğsümüz kabara kabara elimizde ne varsa çocuğumuza yedirmedik oralara gönderdik. Tabii ki iyilik muhakkak yapılacak ama diyor ki ve ita izil kurba. Evet. İyiliği yapmanın da bir sırası var. Şimdi sizin evde anneniz babanız ekmeğe suyu yokken ben çok iyilik sever bir adamım deyip üç mahalle ötedeki bir insana gidip ekmek götürürseniz kendi anne babanız evde açsa Allah böyle bir iyiliği sizin yüzünüze çarpar. Bu iyilik yapmanın da bir sıra takibi var. Sorumlu olduğunuz iyilik yapma müesseseleri, kurumları var. Siz kendi kafanıza göre Kur'an'ın bütün hükümlerini alt üst ederseniz, az evvelki verdiğimiz VTR'de görüldüğü gibi, bir anda diyor ki, başınızın bir teli, saçı görünmeyecek, bir müddet sonra diyor ki, ben bunu şakacıktan söyledim. Siz Kur'an'ın hükümleriyle bu şekilde oynayamazsınız. Benim en çok üzüldüğüm şey de, bu din alimi geçinen arkadaşların ve Suat Hoca gibi özellikle, Ali Ünal çok görmemek diyor. Lazım hocam. Ya. Bunların hayır muhalefet şerhi koyması lazım.
Yani en azından... Vahiline inanmışlar, Mehdiliğine inanmışlar, peygamber üstü olduğuna inanmışlar. Bu saatten sonra sizin sözünüzü nasıl dinleyecekler hocam? Biz bunların değişmeyeceğini biliyoruz. Ama en azından sürü psikolojisiyle yanlış yapmaz denilen, sonradan peşine takılmış sürünün son kısmındakiler belki ayrılabilir. Ciddi yani, ayrılma var. Yani... Yani hatayı çok iyi tespit eden, sorsunlar. Yani belki milyonları bulan cesaretleri varsa ben şunu söyleyeyim. Ben Fethullah Gülen'in karşısında 5 dakika konuşan insan görmedim. Neden? Kimse onun karşısında 5 dakika konuşamaz. O kadar kutsal ki. O sadece emreder, talimat verir, söylediklerini yazdırır. İnsanlar Türkiye'nin dört bir tarafından toplantıya gelir, güya toplantı. Ananas ve muzlar üzerine mi konuşur? Hayır. Ne kendisi diyor? Nasıl yönlendirecekse, daha önce kafasında planlandırıp onları nasıl narkozlayacaksa, neye yöne doğru çekecekse onları dikte ettirir. Oraya gelen her ay yapılan, yani benim işin içinde bulunduğum 66'dan 96'ya kadarki zaman içinde biz bu yeminli kadro, 90 yılına kadar aramıza hiç kimse almadık 15 kişiden başka. Ondan sonra 90'dan sonra bu kadroya 20-30 kişi daha eklendi. Hocam siz de o zaman çok cengaver davranmışsınız zaten. Hücreyi hiç değdirmemişsiniz yani maşallah. Kendisi öyle tabii. Emin sonra gelince... bu 20-30 kişinin ilavesiyle bu çekirdek kadro 14 kişiden diyelim ki 30-40 kişiye 50 kişiye çıktı. Gelir kaynaklarınız büyüdü sonra. O zaman. Efendim? Gelir kaynaklarınız büyüdü. Tabii çok tabii. Büyüdü ama hayır, bu çekirdek kadro sadece oraları yönetmek için zenginliğinden veya şuyundan buyundan değil. Yönetici kadro, talimatları uygulayanlar. Orada bu kadro sadece onun dediklerini dikte eder, bölgesine, şehrine gider, onun dediklerini. Orada bir muhalefet şerhi söyleyebilecek, bir soru soracak bir kimse bile yok. Evet. Soramaz. Şimdi buna, anlaşıldı. Şimdi ben şu söyle bitireyim. Eğer bu diktatörlük değilse ne diktatörlüktür? Eğer kendi devletine ve kendi cumhurbaşkanına birileri diktatör diyorsa bu arkadaşlar gibi, Fethullah Gülen'e sen diktatörsün diyebilirler mi? Bu senin yaptığın hiçbir şekilde Firavun'un dahi yapamayacağı kadar katı bir diktatörlüktür diyebilir mi? Çünkü bakın ben ne diyorum? 30 yıl içerisinde hiç kimse Fethullah Gülen'e soru soramaz. Sorulan sorular nasıl biliyor musun? Bizim hazırladığımız suni çanak sorular. Muhalefet soruları değil. Dışarıdan gelen insanlar bile soru sormamak üzere kapıda tembihlenir. İçeri giriyorsun, Hoca Efendi Hazretlerinin önüne gittiği zaman sakın ola ki onu sinirlendirecek aykırı bir soru sorma. Sadece şunu sor. Belki adam başka bir şey soracak. Yani senin şu yaptığın anne babaya çocuğu koparmak, yuvayı dağıtmak, gittiği yerde hocanın emriyle evleniyor. Bunlar dinimizde var mı diye bir soru sorma haddine olamayacağı gibi hiç kimse karşısında 5 dakika konuşamaz. Bu kadar. Şimdi bu diktatörlüğe razı olabilecek mi CHP? Ben diyorum ki Tayyip Erdoğan'a hakaret ediyorlar. Diktatör. Her türlü hakareti küfür ediyor. Ya ben diktatör olsam sana konuşma hakkı veremem. Vermem. Böyle bir şey şimdi yok. Şimdi bunu diyen insanlara ben şunu diyorum. Fethullah Gülen'in diktatörlüğüne nasıl razı olacaklar? Onlar diyorlar ki bizim partimizin talimatını Gülen verdi. Bir araya girebilir miyim? Sevgili izleyiciler... Yönetmenimden aldığım bilgiyi sizden de paylaşayım. Bu noktada çok ciddi bir sıkıntı içerisinde olduğumuzu da ifade edeyim. Bir, internet üzerinden bütün yayınlarımız şu an kesik. Muhtemelen paralel devlet dediğimiz paralel örgüt bunu hazmedemediği için internetimiz şu an kesik. Bir diğer nokta ise evet çok ciddi telefonlarınızı alıyoruz. Teşekkür ediyoruz desteklerinizden dolayı. Ama maalesef bizim daha çok kat edeceğimiz bir yol var. Bizler doğru bildiğimiz ilkelerden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Dolayısıyla hocamla yayın akışı içerisinde hiçbir zaman maksadımız
birilerine hakaret etmek değil, sadece yanlış bildiğimiz ve inandığımız, bu ülkenin değerlerine ters düşen ve bu ülkenin menfaatine olmayan her şeyi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Siz izleyicilerimizden paylaşmak istiyoruz. Dolayısıyla soru yönlendirsinler. Soru yönlendirsin. Bir hatamız da varsa affınıza sığınıyoruz. Burada çok soru alıyorum sosyal medya üzerinden. Şüphesiz ki hepsine cevap veremeyiz ama burada özellikle hocamızdan önümüzdeki süreçlerde uzun bir birlikteliğimiz olacak. Belki 10 bölüm olacak. Belki de uzun bir süre devam edecek. Ama burada ne olursunuz hiç kimseye hakaret etmeden burada toplum adına, toplum yararına ne varsa o soruların sonuna kadar açık olduğumuzu da beyan edelim. Evet hocam, cemaatin özellikle bu diktatörlük noktasındaki sosyal medya üzerindeki algısından bahsediyoruz. Ben onların yani gerçekten demokrat iseler, İslam'da da böyle bir özgürlük anlayışı insanlar özgürleşir İslam'da. Putların baskısından, hegemonyasından Efendimiz insanları özgürleştirmiş Kur'an'la. İslam insanları özgürleştirmek için gelmiş. Koyunlaştırmak için değil. Evet. Tam aksiyle muamele görüyor. Gülen'in yetiştirdiği cemaatin içerisinde ben koyun değilim diyecek bir tane adam yok. Bir lider etrafındakilerin hepsi ben de senin gibi düşünüyorum dediği an batmış ve bitmiştir. Şimdi anne ve babalarımız var. Cennetimiz de anne ve babalarımızın ayakları altındadır. Peki anne ve babalarımızı çiğneyecek kadar hadsiz bir evlat isek o zaman, değil mi? Evet. Bir hoca efendi hiç mi tartışılamaz, hiç mi hataları yok, hiç mi yanlış yapmadı? Ya baştan sona kadar bu anlattıklarınızdan hocam tamamen ihanet ölçüsü var. Evet. Büyük bir milletin geçmişine ihanet var. Büyük bir milletin hafızasına ihanet var. Büyük bir milletin geleceğine ihanet var. Bunları... Şunu dese, bakın evet. Sözünüzü kestim unutmayayım diye. Buyurun. Şimdi şunu dese, bizim şu anda ülkemizin yıllarca birikimi olan 30 yıl, 40 yıl eğitim almış 1. 2. sınıf, 3. sınıf emniyet müdürleri, kaymakamlar, savcılar kaçma durumunda devletine karşı bayrak açtı. Devlet gemisinin dibini delmeye çalışan ajan insanlar durumuna getirildi. Ben de dahil. Ben mümin bir insan olmak için girdiğim bir yolda ajanlaştırıldım. Ajan faaliyeti göstermek üzere bize talimatlar verildi. Nedir o? Orada bulunan arkadaşlara dendi ki şu, bulunduğunuz yerlerdeki bilgileri toplayıp hoca efendiye getirin. Hangi hoca efendi böyle bir şeye tevessül eder? Ya hoca evi nasıl kalbini, bir kudret sahibidir ki bu bilgilerin tamamını? Yani hayır, devlette yaptırma gücü mü var? Bakın ne işine yarar? Vali veliye, veli valiye karışmayacak. Bütün padişahların yanında dedesi babası yaşında Aksakallı, Akşemseddinler, Molla Gürani'ler, işte İdrisi Tiblisiler bulunmuş. Tabii ki bulunacak. Ben Tansu Hanım'a görüşmek için randevu almak üzere bir müracaatta bulundum. Fethullah Gülen'in görüşmek istememesine rağmen 1995'te. Evet. Bunu şunun için yaptım. Dedim ki bizim şu anda boyumuzu aşan gelişmiş büyük kurumsal bir yapı ortaya çıktı. Okullar, yurtlar fevkalade gelişti. Fakat Milli Güvenlik Kurullarında asker bizden endişe ediyor. Bu endişeyi izale etmek için Gülen'le görüşüp bunun endişe verici bir şey olmadığını size göstermek istiyorum. Fethullah Gülen bir derviş, bir molla veya devletine karşı bir adam değildir. Sizin de böyle bir adamın aklından istifade etmeniz, projelerinden istifade etmemiz devlet millet işbirliği içinde olmanız lazım. Tansu Hanım fevkalade mütevazi bir şekilde kabul etti. Dedi ki biz zaten Hoca Efendi'ye hürmet ederiz. Dedim yalnız bir mazereti var. Burası çok önemli Sabri Bey. Evet. Ben dedi toka etmez, etmek istemiyor Hoca Efendi dedim. Toka etmez. Ben dedi toka etmem, hoca nasıl istiyorsa ben öyle yaparım. Gerekiyorsa başımı bile örterim benim evime misafir geliyorsa. Bu şartlara rağmen iki defa başbakanın verdiği randevuyu erteledi. Neden? Ben görüşmem, siyasilerle görüşürsek
onlar bizi kullanır şu bu diye. Üçüncüde biz ikna ettik ve gittik. Hiç kimsenin görmeyeceği bir kapıdan girerek Tansu Çiller'le konutta Gülen'i ben görüşmeye ikna ettim. İki kişi. Hoca, ben. Bir de işte zannediyorum Cevdet de var mıydı bilmiyorum. Cevdet hangisi? O yanında yeğeniyle evli olan. O da vardı zannediyorum. Görüştük. Maksat şu. Biz devletle milletin yaptığı bu iş birlikteliğiyle ülkemiz fayda görsün. Yani karşılıklı iki tren gibi birbirine çarpıp da paramparça olmasın. Gülen'in hırsından, projelerinden, ufkundan, etrafındakileri kedi köpek gibi görmesinden ben bunu çıkardım. İnsanları hiçe sayan bir yapısı var. Önü alınmaz bir hırsları var. Tansu Çiller'le görüştü. İlk defa kendisi konuştu ve başbakan en az yarım saat 45 dakika dinledi. Ondan sonra çok hürmetkar bir şekilde kendisine her türlü işlerinde yardımcı olacağını söyledi ve biz oradan çıktık. Geldik, bunu anlattım ben, kitaplarımda da yazdım. Samanyolu Koleji'nin üstünde bir durum değerlendirmesi yaptık. 10-15 arkadaş da vardı. Zannediyorum bunun ses kaydı da olacak. Himmet yapıları var değil mi? Efendim? Himmet yapıları mı vardı? Hayır, hayır. Yani 10-15 kişilik dar dairede merakla İstişare. Başbakan'dan görüştükten sonra hoca ne düşünüyor diye. Görüşlerine ihtiyaç vardı. Ve dedi ki aynen şöyle. Bu dedi insanlar çok saf, çok derin. Bizim yardımımıza ihtiyacı var. Ben zaten Tansu Hanım'a da şöyle dedim. Bakın Gülen'in yapmış olduğu bu işlerde, bizim yaptığımız bu işlerde, okullarda, yurtlarda devleti ve hükümeti endişe ettirecek bir herhangi bir şey yapılanma yok. Eğitim seferberliğidir bu. Devletimize hayırlı eleman yetiştirecek okullar var. Bu görüntüyü de verelim daha ileriki programlarda. Karadayı Paşa'nın izleyicilerimizden öyle tweet ve sosyal medya üzerinden sorular alıyoruz ki bir sabaha kadar yayın yapsak bitmeyecek. Yok, yani önümüzdeki süreçlerde bunu izleyicilerimizi, sevgili izleyiciler, bu önümüzdeki süreçlerde bunları doyasıya dinlemiş olacaksınız. Lütfen bir gün üzerinden bu kadar yoğunlaşma değil. Evet, sorularınız son derece bizim için çok önemlidir. Ama bizi soru yağmurundan çok böyle can alıcı noktalar noktasındaki sorular olursa bizler de hocamla mümkün oldukça bunu cevaplamaya çalışalım. Bunu 5 dakika içinde bitirelim müsaade ederseniz. Şimdi Tansu Çiller olayını bitirelim. Burada yapılmak istenen şey şu. Devlet millet iş birlikteliğiyle daha güçlü bir Türkiye. Yani ortaya çıkmış bir potansiyel hizmet var. Vatan evladı var. Kaliteli insan var. Vatanına, milletine bağlı, dinine bağlı, ailesine bağlı. Devletine iyi hizmet verecek. Eğitimli insanlar, askerin bundan endişeleri var. Bu dini yapılanma diyerekten Milli Güvenlik Kurullarında bu konuşuluyor. Bu bütün medyaya da yansıyor, terörle eş değerde tutuluyor. Terör ve irtica adı altında tabii ki o gün en çok yaygın sosyal hizmet bizim cemaatimize ait olduğu için biz bunu endişeyle karşıladık ve ben bunu düzeltmek için Tansu Çiller'le görüşmeye Fethullah Gülen'i razı ettim. Fakat enteresandır, Gülen'le görüştükten sonra Tansu Hanım bir devlet başkanı olarak hocanın bu işini kompoze etmek, devlete adapte etmek, uyarlamak, hatta ben şöyle bir teklifim oldu. Dedim ki biz gerekirse okullarımızın hepsini devredelim, biz elemanlarımızla o devlete devrettiğimiz okullarla Kızılay gibi, vakıflar gibi, TİKA gibi, Yeşilay önemli gibi kurumsal, neyse yani devlet millet işbirliği belki tam ifade edemedim. Ama devletimizin bizden endişe etmesine gerek yok. Bu aşırı teslimiyet, Tansu Hanım'ın bu meseleyi tam anlayamadı, kavrayamadı. Daha çok destek verdi.
Dedi ki siz nereye istiyorsanız ben okul için maddi... Peki benim hep bir soru işareti aldığım bir konu var. Tansu Hanım'ın politikaları Amerika ile eşgüdüm noktasında çok uyumluydu. Evet. Amerika'nın o günkü şartlarda Orta Doğu yönetme üzerinde pek sıkıntı yaşayacağı bir lider değildi. Evet. İzleyicilerimiz de bunu çok iyi bilirler. O dönemin politikalarına baktığınızda Amerikan çıkarlarına hizmet eden ve hiçbir şekilde muhalif düşecek bir yönetim sistemi de değildi. Değil. Olabilir miydi acaba? Bir soru işareti. Şu olabilir. Hoca Efendi'ye Amerika, Tansu Hanım'la şu kolektif güçlerde görüşebilirsiniz deyip ondan tabii, sonra Hoca Efendi uygun görmüş olabilir mi? Kendimizi arz etmişiz. Yani bizde kullanılacak efendim Amerikan yanlısı, evet, yüksek eğitimli, efendim liberal demokrat, böyle o günkü radikal dini cemaatlere göre daha modern bir İslam içerisinde bir potansiyel oluşum var diye Tansu Hanım lanse etmiş olabilir veya ondan bilgi alıp bize ulaşmış, bizi ele geçirmeyi planlamış olabilirler. Yani sahipsiz mal sahiplenilir. Yemeyenin malını yerler, giymeyeninkini giyerler. Şimdi böyle bir buluşma da olabilir. Ve bizim o günkü temasımızdan sonra Gülen'de bir güç zehirlenmesi oldu ve bir makas değiştirme oldu. Açık, net oldu. Arkadaşların hepsi bunu hatırlayacaklar. O gün ne oldu? Ne oldu? Ben emsal, arkadaşların hepsi bilir. Hepsi. Oradan çıktık. Daha ertesi gün dedi ki, ben dedi bu Nurettin Bey'i çok incittim, çok azarladım. Bizi siyasilerle görüştürme hususunda. Onlardan bize zarar gelir. Biz siyasilere uzak duralım. Fakat o haklıymış. Çünkü bu kadar büyük bir yapılanma var. Yani o gün 1995'te bizim okulumuzun, üniversite hazırlık kursumuzun, yurdumuzun olmadığı bir yer yok. Gazetemiz var, televizyonumuz var. Bu kadar büyük bir yapılanmanın devletle teması yok. Hocanın ortada ismi resmi yok. Gazetede yazı yazıyor, ismi çıkmıyor. Kitap yayınlıyor, kendi ismi yok. Böyle saklı gizli bir yapılanma olabilir mi? Hem her yerde varsın, hem hiçbir yerde yoksun. Esrarengiz, hani geçen yazımda anlattığım gibi, birinci sınıf hareket, elini böyle yapınca hiçbir şeye değmeyecek dediği hareket. Ama dünya bunu kabullenmez. Esrarengiz bu tip yapılanmayı dünyanın hiçbir yerinde kabul etmezler. Ya sendikasın, ya derneksin, ya vakıfsın, ya siyasi bir partisin. Ben bunların hiçbirisi değil. Yahudi cemaatlerinin Fethullah Gülen'i sevmesinin nedeni ne? İşte onun bu kendilerine benzer, hem her yerde hem hiçbir yerde görülmeyen bir yapı doku uyuşması var. Potansiyel gizemli kadro var. Şimdi hemen arkadan, bakın güç zehirlenmesi dedim ya, o tarihe kadar ben siyasilerle görüşmem, ben piyasaya çıkmam, ben gazetede resmimi koydurmam. Bakın 1995 senesine kadar Fethullah Gülen'in ve benim de dahil, ben gazetenin genel müdür yardımcılığını yaptım. Siz hem kurucususunuz, hem imtiyaz sahibisiniz, hem bu genel müdürsünüz. Bu yetkiler var ve sembolik bizim bunlar hepimiz. Çünkü biz hasırın üstünde oturan, asgari ücretle maaş alan, bu işi Allah rızası için yaptığına inanan saf derun insanlarız. Etiket, ünvan hiç şey değil. Bu yetkiyle de aynı. Hiç. Ben bu yetki olduğu zaman kirada oturuyorum. Oturduğum ev Gecekondu Mahallesi. Tapusuz, ruhsatsız bir ev. Düşünün. Hayal dünyamız da öyle. Siz malikaneniz yok muydu? Benim hiç malikanem olmadı. Cemaatten kovuluncaya kadar evim de olmadı. Ya hamdolsun zamanda kovulmuş. Şu anda da hiç evim yok. Merak daha halen yok mu? Ha benim adıma trilyonları almış, Afganistan'a gitmiş, Amerika'da yanında yatırıyor diye dedikodu edenlere de hakkımı helal etmiyorum. 12 senedir de ben kaçak yaşadım, cemaat beni içeriye attırmasın diye. Ailem dahi benim nerede oturduğumu, nüfus kayıtlarım yok. Bir de para ödedim adresim olmadığı için. Şimdi var adresim efendim. Şimdi orada yapılacak şey, bu güç zehirlenmesini arkadaşların durdurması gerekirdi. Çünkü ben valiyle veliyi buluşturmaya çalıştım. Yani bir Fatih'in yanında, bir Yavuz'un yanında bir molla olması gibi düşündüm, hayal ettim. Fakat tam tersine oldu. Molla valiyi ele geçirme planını yaptı. Ona destek olma değil. Hemen arkadan dedi ki, beni dedi Hikmet Çetin'e de götürsen, fotoğraflarımızı görüyor seyahatlarda.
Hikmet Çetin Bey'e de dedik. Maşallah bütün şeyde de hep siz öndeyim misiniz hocam? Şimdi hasbelkader ben o kapasitede bir insan olduğumu iddia etmiyorum. O güne gelinceye kadar ben gazetede görev yapıncaya kadar hayatımda meclise gitmedim. Çankaya'nın önünden geçmedim. Yani bir gazetenin kurucususun, imtiyaz sahibisin, genel müdürsün. İşte gazete vesilesiyle yani temasımız sağlandı. Meclisin yolunu da bilmiyorsunuz öyle hiç mi? İşte o gazete vesilesiyle Özal'la başlayan, Tansu Hanım'la ve Demirel'le başlayan bir siyasi temasımız var. Bir gazetecilik şeyimiz öne çıktı, televizyon. Ama o tarihe kadar biz tam bir molla, tam bir dergâhtaki bir sufi gibi, el sıkmayan, kısa kollu gömlek giymeyen, fotoğraf çektirmeyen, hiçbir gazlı içecek kullanmayan, koku kullanmayan, esansta bile alkol var diye esans kullanmayan, sabun kokulu kullanmayan, deterjan kullanmayan, böyle kapalı ve çarşaf giydiren. Umre ve hacca gitme noktasında bunu bitireyim. Evet, bunu bitireyim. Bu güç zehirlenmesinden sonra Hazret coştu. Efendim Hikmet Çetin arkadan Ecevit'e gidelim dedi. Ecevit'e de himmet etti sonuçta. Yani işte şuna gidelim, Cindor'a gidelim. Yani o günkü siyasilerin hepsine gidelim. Daha sonra İstanbul'a geldiğimizde bütün gazete patronlarına gidelim. Aydın Doğan'a gittik. Nazlı Ilıcak'a gittik. O güne kadar birisi söylesin. Aydın Doğan'la hiç hocanın görüşmüşlüğü var mı? O günden sonra. Nazlı Ilıcak'la, Enver Ören'le, işte efendim Ertuğrul Özkök'le, Erol Aksoy'dan. Hepsinden. Şimdi o hadise ne oldu? Fethullah Gülen'in kendi özgüveniyle bu insanları ben parmağında oynatırım duygusu patlama yaşadı. Ve cemaat da arkadan bu işi destekledi. Şimdi iman Kur'an hizmetinde bir çizgiden birdenbire Türkiye'yi ele geçirmeyi açıkça deklare edecek bir konuma gelindi. Ve Gülen elindeki elemanlarla her yere ulaşacak. Herkes de ona müracaat ediyor. Her elemanımız da her yere kendiliğinden giriyor. Çünkü şeyi tutuyor, titri tutuyor. Tıp mezunu, hukuk mezunu, siyasal mezunu, harici olacak her pırıl yer. Pırıl gençler, çocuklar. Ahlaklı, mesela. Disiplinli. Suç şu, Gülen bunları devlete iade etmesi ve teslim etmesi lazımdı. Gülen bu vatan evladını ve bu devletin birikimini devletine iade etmeliydi, anne babalara bırakmalıydı. Fakat hepsini kendine topladı, kendine bende yaptı. Onları hipnozladı, onları narkozladı ve bu güç zehirlenmesiyle Türkiye ona dar geldi. Ondan sonra da dünya çapında bir imparatorluk ve kainat imamlığı hayaliyle. Şimdi buradan sonra kendi ütopyasına etrafındakileri de inandırdı. Vatan da önemli değil. Bayrak da bunu açıkça söylemese bile bugün Amerika'ya kaçan gidenler, Amerika yeryüzü gemisinin kaptanıdır bunu kabul ederim dediği zaman karşı çıkmayanlar bu yanlışın altına imza atmış oldu. Evet. Burada bırakalım. Şu Allah mesaja ihtiyaç var. Allah hepimize basiret versin. Şu mesajdan kapatalım. Doğruları söylemek nasip etsin. Amin. Kararsız ve ivazsız konuşmaya bizleri, sırat-ı müstakimde konuşmayı nasip etsin. Amin. Yaşımız buraya gelmiş. Bize iftira atan arkadaşlar eğer gelip helallik dilerlerse bu iftiralarından. Siyasete girmek işte istedi, işçi partili, ticarete girdi, onu bunu bilmem ne yaptı diyenlere hakkımı helal etmiyorum. Hatta münafık yazanlara da hakkımı helal etmiyorum. Çıkıp konuşup da Nurettin abi 1995'te aforoz oldu. 2000 yılında ailesi 6 çocuğunla beraber cemaat tarafından elinden alındı. Ve hala maaş devam ediyor onlara. Beni terk etmeleri karşılığında para verildi ve maaşa bağlandı. Ve benimle ilgili tek kelime konuşmayanlara da hakkımı helal etmiyorum. Ben cemaattan koptum diyor. Benimle ilgili bu abimiz 2005'te, 2004'te işte elindeki kitap sizin 2004 kitabı. Öbürüsü 2005-2006 kitabı. Bu mücadeleleri bu abimiz verdiğinde biz işimize geldiği için Gülen'in yanında hala goygoyculuk yapıyorduk demeyenlere de hakkımı helal etmiyorum. Sadece abi hakkını helal et, gel bir balık yedirelim, yiyelim de bir köfte yiyelim, helallaşalım demekle de olmaz. Helal. Mücadele yani, edelim dediğim halde biz fazla omuz omuza yan yana görüşmeyelim diyenlere de hakkımı helal etmiyorum. Evet.
Hocam şu mesajla kapatalım. Bu arada sevgili izleyiciler, Akit TV ve Akit Web TV üzerinden de bizim Akit TV web.tv evet .tv üzerinden de yayınımızı izleyebilirsiniz. Bu arada hemen bizden sonra gece bülteninin tekrarı var. Bu arada ana haberin tekrarı var. Hocam şundan kapatalım. Biliyorsunuz yıllarca cemaat mazlum, mütedeyin ve gerçekten saf ve temiz duygular içerisinde evet benim de aileme layık olabileceğim bir sistemde yetişeyim diye yıllarca kapıda durdu, asgari ücrette çalıştı, hizmet etti, cenneti cennetten şeref olmak için. Bu noktada bir mesaja ihtiyaç yok mu sizce? Siz de dediniz ki yıllarca ben 35 yıl boyunca asgari ücretle çalışan bir genel yayın yönetmeni, değil mi? Evet, evet. Televizyonun kurucususunuz. Evet. Gazetenin kurucususunuz. Birçok buradan üniversitenin itiraz kurucususunuz. Aksini söyleyecek birisi varsa da söylesin. Yani, evet. Peki, bir mesaj vermek istemez misiniz bu ben mazlumlara? Ben şöyle bir mesaj vereyim. Bu güncelle ilgili olsun. Peki. Ben şimdi Zaman Gazetesi'nde de aynı heyecanı yaşamıştım. Yani millete hak ve hakikati anlatacak. Samanyolu Televizyon'da da. Bunlar parayla ölçülmez zaten değil mi? Hakikati tabii, yani anlatacaksınız. O kadar ibadet neşvesi içerisinde inanarak yaptık ki ben genel müdür falan filan değil. Arabayla servis yapıyordum. Personelimi de götürüp getiriyordum. Efendim gazetenin üzerinde arkadaşlar yattı. Biz de yattık. Yani gazetenin çatı katında yattık. Ve o gün 5000'lerde olan gazetenin tirajını nasıl arttırırız diye kampanyalar yaptık. Niçin? Sen ki onu bir Allah kitap davası, İslam Kur'an davası kadar kutsal gördük. Şimdi ben bakıyorum bugün engellenen aynen o günkü gibi bir Akit gazetesi var ve bir Akit televizyonu var. Ben yine bugün buradan aynı heyecanla şunu diyorum. Birçok yerlerde geçen bir seyahat yaptığımda gazetenin pek çok bayide olmadığını gördüm. Gazete abonesi olan arkadaşlarımdan ricam şu. Eğer bize destek vermek istiyorlarsa bu gazeteye ve bu televizyona, herkes yakınında bulunan bir arkadaşına, bir iş arkadaşına, ailesinden birisine bayiden alacak şekilde aboneliğini aynı zamanda bir tane de fazla abone olarak aldığından hariç bir de bayiden alınsın. Birçok bayide gazetemizin bulunmadığını ve istek olmadığı için gelmediğini söylediler. Bizim bu kalemizdir. Nasıl Fethullah Cumhuriyeti satın almışsa onun kalesi oldu. Halk Parti'nin elinden çalınmış bir kale. İçindekileri kenara fırlatılmış bir kale. Bari burasını onların karşısında öyle bir kale yapalım ki bunun tirajı en az ikiye katlasın. Herkes alan arkadaş bir tane de alıp birisine versin. Bu söylediğimiz sözler, yazdığımız sözler, Allah rızası için söylemeye çalıştığımız sözleri daha çok duyurmaya çalışalım. Şimdi şu ateş çemberi içindeki bir ülkemiz var. Bu bizim gemimiz ve son kalemiz. Burayı elimizden çalmak, götürmek, dibini delmek isteyenler var. Cumhurbaşkanımız da, hükümet de bir çırpınma içinde bir taraftan terörle meşgul olurken bu tarafta birileri derin dalıyor ve halen daha sinsi emellerini organize etmeye çalışıyor. Bu hususta herkes taşın altına elini koysun. Allah rızası için. Taşın altına elini koysun. Bu meselede devletimizin, hükümetimizin, bayrağımızın, vatanımızın, dinimizin adına bir iş yapıyor gibi düşünelim. Eksiğiyle, gediğiyle, tarafkirlik yapmadan şu gazetenin... Allah rızası için dediniz, bitti mesele zaten. Tabii yani peki. Başka konuşabilecek. Şimdi ben birçok yere şu konuşmaları yapmak için müracaat ettim. Şuradan duyuruyorum. Maalesef sizinle görüşemeyiz dediler. Şu andaki gazete ve televizyonları. Tek tek sayarım fakat karşı cepheyi memnun eder. Paraleli memnun eder. Sizinle görüşemeyiz. Sizi televizyona çıkar. Bugün. Daha öncekinden bahsetmiyorum. 2016 ve 2015'ten bahsediyorum. Sizinle röportaj yapamayız. Sizi televizyona çıkarmayız, sizi gazetemizde yazmayız dediler. Bir kısmı da hiç cevap vermedi.
talimatı sağlam yerden almışlar. Onun için hiç olmazsa konuşabildiğimiz bir tek yer var. Buraya omuz versin arkadaşlar, aboneler ve dinleyiciler. Birçok kimse de izlenmesi için televizyonun frekanslarını ve dinleme kod numaralarını versinler ki bulamayanlara da yol göstersinler. Evet, İzlenme buradan da biz arttıralım. Tekrar izleyicilerimize... Hepinize Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Peki, Nurettin Hocam çok teşekkür ediyorum. Evet, sevgili izleyiciler, bir başka Derin Kutu'nun sonuna gelmişken genel yayın yönetmenim ve bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu arada Akit TV... .webtv üzerinden de kesintisiz yayın seyredebilirsiniz. Akşam ana haberinden sonra programın da tekrarı var diyoruz. Efendim hayırlı geceler diliyoruz. Ekranları başında bu saate kadar bizleri beklediğiniz için tekrar haklarınızı helal edin.